Merhabalar arkadaşlar. Ses geliyor mu bu arada? Ses geliyor olması lazım. Hem benim sesimin hem de bir arkadan bir... Bir sesinin geliyor. Yine ücretsiz. Tobi ve benim. Benim sesim mi size yankılı? Artalım. Ses 1 2 3 4 5 6 7 ses deneme 1 2 3 5 6 4 3 arkadan ses geliyor mu onu bir şey yapalım. Ses inanılmaz kısık. Ses gelmiyor. Filtre gidelim. Şu noise gate'i bir kaldıralım. Şu an güzel. Ses ile dudak hareketleri uyuşmuyor. Peki gerçekten seste delay var mı? Çünkü kamera biraz öbür taraftan oraya gidiyor, oradan oraya geliyor falan filan. Dur. Ses ve dudak hareketleri uyuşuyor mu arkadaşlar? Yoksa böyle arada ufak da olsa bir delay mi var? Şu an mükemmel. Şu an düzeldi. Süper. O zaman hoş geldiniz diyeyim. Bu arada stüdyo modunda şunları açsam bu buradan görünüyor. Bu görünüyor mu? Bence yok. Ne yok? Uyuşuyor. Süper. O zaman chat'i de şuraya alalım. Çok az var. Onun üzerinden gitar çalacağım mavi bize bu akşam. Ya gitar benim 2024 hedeflerimden bir tanesiydi. Bu arada müziğin sesini kısabiliriz. Gitar benim. Selam Ramiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ses biraz kısık sanki. Açıyorum arkadaşlar. Şu an bayağı geliyor olması lazım. Gümbür gümbür. Tamam şu an artık ses de güzel. Görüntü de güzel olmalı. Görüntü inşallah bu kameranın şarjı bitmez. Şarja takılı gerçi ama USB üzerinden olduğu için ne kadar dayanacak bilmiyoruz. 2024 hedeflerimden bir tanesiydi. Gitar çalmak. Aldım. Bugün parmaklarımın ucunu böyle biraz yara yapacak kadar olmasa da az biraz da olsa çaldım. Çalmaya çalıştım. Pratik yaptım diyeyim ya da çaldım derken şimdi gerçekten çalanlara şey olmasın. Onun dışında evet, hedef olarak aldım. Burada duruyor. 2024 yılı içerisinde böyle yılı biterken tıngırdatabileceğim. Belki böyle bir tane parça akorlarını falan ezberleyip belki bir şey yapabiliriz. Yani canlı yayında olmaz tabii de en azından bunu yapabilecek kadar çalabilmeyi ümit ediyorum. Selamlar, hoş geldin. Satılmış ses mi geliyordu gitti ne oldu? Veri yapıları ve algoritmalar için Türkçe kaynak yok kadar az. Çalışmak için öneri verebilir misiniz? Bizim kanal var. soru cevabı çok hızlı bir giriş yapmış olduk. Arkadaşlar... İbrahim Tatlıses ne olduğunu alamadığı flütten. Metallica Mama Said. Herkese merhabalar, saygılar, hürmetler. Saygılar Hamza, hoş geldin. Biraz böyle şey olsun. 2024'de yeni başlayalım. Yeniden başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım. Güzel bir başlangıç yapalım istedim. Hem şey için yeni taşındığım evde yani bu evden ilk yayın 2024'ün ilk yayını. Bu ev yeni olunca bu internet bağlantısıyla, önceki evimdeki internet bağlantısı biraz problemliydi. Buradaki internet bağlantısıyla ilk yayınımız öyle bir giriş yapmış olsun istedim. Ve Discord'da daha önce tonlarcasını yapmış olduğumuz böyle şey soru cevap, goy goy. Ne bileyim, Salih abi burada bir soru soralım. Benim başka birine bir sorum oluyor, onun öbürüne başka sorusu oluyor böyle. Oturuyoruz, soru cevap değil de böyle bir goy goy yapıyoruz. Arada bir sürü soru falan da soruluyor. O yaptığımız şeylerden... Toplantılardan bir tanesi olsun istedim bugün de.
Evet, çoğu şeyin ilki. Bugün öyle bir şey, öyle goy goy yapacağız, konuşacağız. Yarım saat, 45 dakika artık ne kadarsa. Vaktimiz olabildiği kadar devam edeceğiz. Sorulara çok hızlı başlanıldı. Hocam, Türkiye'de bulunan ilk departmanların skalayı çok büyük bir sır gibi saklamaları konusunda düşünceleriniz neler? İK ilk değil, pardon. İK departmanlarının skalayı çok büyük. Biraz haklılar sanki. Çünkü garip bir şey var orada. Böyle yani çok mu söylüyoruz acaba, az mı söylüyoruz? Hep böyle herkesi ucuza kapatma gibi bir şey olduğu için, herkes onun peşinde olduğu için neredeyse. O yüzden böyle biraz alan biz söylemeyelim, ona söyleyelim, ona soralım. Kaç bekliyor? Belki bizim beklentimizden azdır, ona kabul ettiririz falan tarzında bir şey yüzünden olabilir. SPA JavaScript frameworkleri ile ilgili tutorial gelecek mi? Gelmeyecek Murat, çünkü ben bilmiyorum. Yani ben JavaScript'ten olabildiği kadar uzak durmaya çalışmıştım. Blazor da hatta JavaScript gerektirmiyor diye biraz öğrenmeye çalışmıştım ve anlatmaya çalıştım biraz. O yüzden JavaScript frameworkleri ile ilgili bir tutorial gelemez. Yazılımcı mülakatları videolarının devamı gelecek mi? Gelecek. Hatta bununla ilgili planımız var. Ama tabii biraz sıra ile gitmek lazım. Bu hafta, yani önümüzdeki salı günü, yanlış hatırlamıyorsam, daha tarih saat kesinleşmedi ama salı günü bir daha önce geçen seneden kalan, 2023'ün sonundan kalan ama hastalıklar ve işte bu taşınma sebepleriyle falan çok fazla denk getiremediğimiz bir şeyimiz var. Bir canlı yayınımız var. Onu kaçırmayın derim. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil işaretine basarsanız falan filan. Bir DBA konuğumuz olacak. Bir database admin konuğumuz olacak. Onunla böyle bir soru cevap yapacağız. Soruları daha önce Discord'da açmış olduğumuz bir kanal aracılığıyla zaten topladık belli miktarını. Bir miktarını da istiyorsak orada canlı yayında sorabiliriz. DBA bir konuğumuz olacak. DBA konu olduktan sonraki yayınımızda şey olacak. Bir mülakat. Sırada Mert var galiba. Onları da yine Discord üzerinden yönetiyoruz. Kim hangi sırada var? Öyle bir şey yaptık. Abi boş zamanlarında LinkedIn'deki net tips postlarına giydirmeye ne zaman ve neden başladın? İsmail'cim, yani aslında bir dönem aşırı yapıyordum. Yani çok fazla yapıyordum yani. Sonra baktım ki bunun sonu yok. Sonra insanları engellemeye başladım. Mesela biri bir şey paylaşmış, yanlış bir şey paylaşmış. Sonra onu engellemeye başladım ya da takip etmemeye başladım. Sonra benim takip ettiğim başka birisi onu beğeniyor, yorum yapıyor, karşıma çıkartıyor. Sonra onu da takip etmemeye başladım. Yine arada böyle denk geliyorum. Giydirmek demeyelim de yani insanlara doğrusunu aktarmaya çalışmaya çalışıyorum. Seyfullah abi hoş geldin. İnsanlara doğrusunu aktarmaya çalışıyorum. O biraz benim canımı sıkıyor. İnsanlar da başkasına yanlış anlatınca. Bootcamp tarzı bir video gelecek mi? Muratcığım, yani bootcamp'ler böyle işte giriş seviyesine yakın insanları böyle belli bir alanda eğitip onları bir iş yerinde çalışmaya başlayacak kadar potansiyele getirip bırakma ile ilgili, ya bu kanal böyle çok fazla giriş seviyesine inmedi. Yani o yüzden bootcamp gelmez muhtemelen. Hadi hep beraber şu konunun üstüne eğilelim, sıfırdan alalım, devam edelim. Bootcamp değil ama böyle işte proje videoları geldi daha önce ama onlar da yine orta ve ileri seviye konulardı. Böyle çok fazla alt seviyelere inmek istemiyorum kanal içerikleri bakımından. Çünkü zaten hem yeterince içerik var bunun gibi. İşte sıfırdan C# anlatan, değişken tanımlamadan tut da döngülere, oradan şartlara kadar falan anlatan bir sürü video içerik, eğitim vesaire var. Ben bana da faydalı olabilecek şeyleri öğrenip anlatmaya çalışıyorum. Size anlatmadan önce kendim öğreneyim vesaire diye. O yüzden bir bootcamp falan gelmez. .NET ile mi Spring ile mi ilerlemek Junior için daha doğru olur? Spring galiba bu Java'daki framework. Yani bir Junior için hangisiyle ilerlemek daha iyi olur sorusunun net bir cevabı yoktur muhtemelen. Sen bana şunu sorsan, ya .NET'de mi daha rahat iş bulurum, Java ile mi daha iyi, daha rahat iş bulurum ileride dersen, bir Junior olarak kariyerini böyle çizeceksen, sanki böyle son birkaç yıldır Java popülerliğini getiriyor. Sadece böyle legacy projelerin hayatını devam ettirebilmesi için Java ile devam ediliyor gibi bir durum var. Popülerliğini artıran dillerden bir tanesi .NET. Senin de bu planların geleceğe yönelik olduğu için ben böyle .NET tarafına yönelmeni isterim.
Hocam yurt dışında çalışmak isteyenler için ne seviye İngilizce talep ediliyor? Ya da mülakat süreçleri nasıl oluyor? Ve sizin kısaca öneriniz, tavsiyeniz ne olur? Demiş Yasin. Yani özellikle yabancı şirketlerle iş görüşmesi yaparken mutlaka İngilizce upper intermediate olmalı. IELTS'ten 7 almalısın, 7.5 almalısın falan gibi bir standart yok. Bana bu zamana kadar denk gelmedi ya da en azından. Ama mesela İngiltere hükümeti burada bir çalışma vizesi verebilmek için sana IELTS'ten 4 gibi komik A2 seviyesinde bir İngilizcen olsa bile IELTS'ten 4 gibi komik bir rakam aldığında yeterli buluyor bunu. Ama başka ülkelerde bilmiyorum yani. Şöyle düşün, IELTS'ten 6 alabiliyor olmak birçok ülkedeki üniversitelere sokabiliyor seni. Akademik olarak 6 almak. Üniversitelere girip eğitimini almana, günlük yaşantını devam ettirebileceğin anlamına geliyor. İngilizcen o yüzden 6 alacak kadar olsa, yani B2 C1 arası falan gibi bir şey olsa bu konuda hiç sıkıntı çekmezsin. O yüzden bu seviye falan biraz kurtarır gibi. İngilizce tabii önemli. Selamlar, mikroservis mimarisiyle dinamik bir kare kod yapacağım. Ödeme yöntemleri için gerekli nasıl bir yol izlemem lazım? Fikrini almak isterim. Kare kod için mikroservis mimarisi biraz fazla değil mi ya? Yani pire için yorgan yakmak gibi bir şey olmuş. Tabii bilmiyorum ne arkasından başka neler planlıyorsun ama. Ödeme yöntemleri için ödeme sistemleri, şimdi ödeme sistemleri var. Bir sürü ödeme yöntemi var. Bankalar var. Veya bütün bankaları hub olarak kullanılan başka firmalar var. Sen o firmayla aracılık kuruyorsun. O firma işte gidiyor arka tarafta Garanti Bankası bilmem neyi falan çağırıyor. Bunun dışında başka ödeme yöntemleri var. İşte mobil cüzdanlar vesaire gibi yöntemler var galiba. Ya bunların hepsiyle böyle teker teker implementasyon yapıyorsun ya da bunları implemente etmiş sana bu hizmeti sağlamış firmalarla çalışıyorsun. Firmaları biraz araştırmak lazım. Böyle hepsiyle teker teker bağlantı kur, onların API'larını al, implemente et. Kendi tarafına biraz zor olabilir o yüzden. Şey yapmak isteyebilirsin. Bunları hazır, hali hazırda implemente etmiş birisiyle bir şirkette çalışmak isteyebilirsin. Arkadaki klasik mi? Evet, Emrah. Klasik yeni gitarım. Yayının başında bahsetmiştim. 2024 yılında gitar çalmayı öğrenmeyi planlıyorum. Ya da en azından böyle biraz tıngırdatabilmeyi, bir enstrüman çalabileyim aşkıyla gidip bir gitar aldım. Şimdi reklam... Nerede? Kaçırdım ya. Şimdi reklam gibi olmasın, TechBuddy kanalından hariç Soner Gönül Hoca var. Algoritma videoları çekiyor. LeetCode ile birlikte faydalı bir kanal. Reklam olabilir yani, herkese faydalı olan şeyleri paylaşabiliriz. Bizim Discord kanalımızda veya burada falan. Öyle başkasının reklamını yapmayalım gibi bir şey yok. Soruları biraz yavaş geçiyorum arkadaşlar. Hocam fazla trip yersek kilo alır mıyız? Yani benim kilomun kaynağı bu olabilir belki. Olabilir. Satılmış yani. Ne kadar trip yediğine, kimden yediğine göre değişiyor olabilir. Programcılık mı okudunuz? LinkedIn'de görmüştüm. Eğer doğruysa kendinizi nasıl bu kadar geliştirdiniz? Neler yaptınız? Günlük kullanım. Değişik bir nick. Programcılık okudum. Daha sonra askerlik mevzu bahis yüzünden şeye tamamladım. 4 yıllığa tamamladım açıktan. Sonra baktım yine okul bitiyor, askerlik bitmiyor. Sonra yüksek lisans yaptım. Tezli bir yüksek lisans. Onu bitirdim. Kendimi nasıl bu kadar geliştirdim? Ben programcılık okuduğumda aslında biraz programlamaya giriş yapmıştım. Meslek lisesinde de bilgisayar programcılığı okudum. Çok uzun zamandır haşır neşirim yani aslında bilgisayar ile. Bir de mesleğimi de seviyorum, yapmayı da seviyorum. Bir şeyler anlatmayı sevince bir şeyler öğrenmek de durumunda kalıyorsun ki anlatabilesin. Zaman geçirmeyi seviyorum bilgisayar başında. Sıkılmam yani öyle kolay kolay. Bunların hepsini toplayınca aslında böyle bir sürü tecrübe edinmiş oluyorsun. Bir sürü farklı şirkette, bir sürü farklı projelerde, bir sürü farklı senaryolarla yüzleşmiş oluyorsun. Bir yerden bu kadar tecrübe ister istemez olmuş oluyor. Kendimi nasıl bu kadar geliştirdiniz diyorsun ama şimdi senin baktığın taraftan ben kendimi geliştirmişim gibi duruyor ama işte ben kendimi hala bakınca geliştirecek çok alan var diyorum. Salih abi, kod yazarken detaylarda çok boğuluyorum. Bu konuda ne yapabilirim? MX Snow. Şöyle bir şey var. Şimdi iyi bir planlama önemli. Proje planlaması önemli. Projeye girerken, kod yazarken detaylarda çok boğuluyorsan önce böyle okyanusta değil de havuzda yüzmeye başlaman lazım. Yani önce en kötü kodunu yaz. Ulan böyle kod mu olur denir kodunu yaz. İş yapsın, işi yapar hale gelsin. Ondan sonra gerekiyorsa o kodu her seferinde bir adım daha öteye götür. Biraz daha iyileştir, biraz daha. Çok fazla detaya girmek çok iyi değil yani aslında. O yüzden mikroservis mimarisinde böyle patara kütere başlanır.
Yolda böyle başına bir şeyler geldikçe devam edersin. Yoksa ben mikroservis mimarisinde A'dan Z'ye her şeyi düşüneceğim. Bunu da böyle mükemmel bir şekilde yapacağım. Projeyle başlayacağım, her şey yolunda gidecek ve bitireceğim falan dediğimiz bir dünya yok genelde. .NET C# bilen birisi Go veya diğer bir dil öğrenmek iyi mi yoksa yalnız bir dil devam mı demiş Ramiz. Yani bilmiyorum. Tabii ben bu 2023 yılında hem Bora abinin hem Burak abinin katıldığı bir yayın vardı. Beni ikna et diye. Rust ve Go arasında başka bir dil daha öğrenmek istediğimi söylemiştim. Bu abiler de bana dillerin güzelliklerini anlattılar. Ben ikisinden de Go'ya daha fazla, Rust'a biraz daha az olacak şekilde karar kıldım öğrenmek için. Ama böyle biraz hobi için, yani o alanda profesyonel olmalı mısın? C# bildiğin kadar Go bilmeli misin? Ya da Go bildiğin kadar başka bir dil bilmeli misin? Benim sahip olduğum bir tecrübe olmadığı için. Ben Delphi'yi çok iyi biliyorum mesela. .NET'i biliyorum. Çok iyi. Ya da iyi. Neye göre, kime göre de. İyi seviyede olduğumu düşünüyorum yani, en azından bu iki dilde. Farklı bakış açıları getiriyor yani. Birinden mutlaka bir şey yaparken esiniyorsun, esinleniyorsun öncesinde. O yüzden güzel olabilir ama böyle hobi olarak falan başlamak lazım. Böyle bir görev olarak falan atletmek yerine kendine. Bu arada şu chat penceresini biraz şey yapabiliyor muyum acaba ya? 400 ile 500 yapsam mesela. Arkadaşlar biri bir şey yazabilir mi? Chat gelmesi lazım görebilmem için. Şöyle kilidi de kaldırsam. Şöyle yapsam. Şöyle olur sanki. Hop. Devam ediyorum bir saniye sorulara. İlerleyen zamanlarda hocam merhaba, 4 aylık .NET ile ilgileniyorum. İlerleyen zamanlarda toplam 12 proje çıkartacağım fakat daha büyük ve daha kullanılabilir veya ileri seviyeye çıkmak istiyorum. Proje geliştirmek, sürekli farklı alanlarda proje geliştirmek, kendine bir sorun uydurmak, o sorunları farklı yaklaşımlarla çözmek sana mutlaka bir şeyler kazandıracaktır. 12 proje yapacakmışsın. Mesela bu 12 projeyi farklı challenge'lar barındırsın diye şekillendirebilirsin. Bu projede, örnek veriyorum tamamen, bu projede caching üzerine yoğunlaşacağım. Bu projede performans üzerine yoğunlaşacağım. İşte şu projede design üstüne yoğunlaşacağım. Bu projede design paternleri fazlasıyla kullanmaya çalışacağım gibi şeyler ekleyebilirsin kendine. İleri seviyeye çıkartır. gRPC videoları gelir mi Mansur demiş. Ben gRPC öğrenmek istiyorum. 2024 resolutionlarımdan bir tanesi değildi gRPC öğrenmek. Ama gRPC öğrenilebilir. Bu arada şu counter weave'imiz bizim 100, yani 3 basamaklıya geçmiş. Ama şeyi göstermiyor. Şeyi göstermiyor tabii. Onu bir fazla kırpmışım ben galiba. 800'e 600. Şöyle 1900. Geliyorum arkadaşlar bir saniye. 1080 desem. Şöyle. Sonra bunu küçültsem. Böyle de çok büyük oldu. Cebelleşiyorum da bir yandan arkadaşlar. Şöyle. Küçülüyor mu onu da göremiyorum ama. Oluyor galiba. Şöyle üst köşeye koysam. Böyle kilitlesem. Bunu da transition. Evet, işe yaradı. Pardon arkadaşlar. Kısa bir gecikme oldu. gRPC öğrenmek, dediğim gibi, 2024 hedeflerimden bir tanesi değil ama öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istediğim birkaç konudan, kendime eksik hissettiğim birkaç konudan bir tanesi gRPC. Ben öğrenince de videolarını çekerim muhtemelen. Biraz belki başlangıç olur. Hani hem birlikte öğrenmiş oluruz. Mesela Docker videoları gibi. Docker serisini de ben çekerken bir sürü bir şey öğrendim. gRPC videoları belli bir noktada gelebilir. Ama söz veremiyorum.
Bugün sizin sözlük backend baktım biraz, sonra başka projelere. Fakat herkesin mimarisi farklı. .NET dünyası çok büyük. Ne zaman yavaşlayacak? Sıkıyor artık bu otomobil ve otomapper ve kütüphaneler. Biton mimari. Yani mimari aslında senin projene hangisi yanaşıyorsa, yakışıyorsa, işine hangisi yarıyorsa daha çok mimari o olmalı, Onur. Bir sürü alternatif olması bütün alternatifleri uygulamak zorunda olduğun anlamına gelmiyor. İçinden en iyisini seçebileceğin anlamına geliyor. Ben o mimariyi biraz böyle eğitici olsun, onun architecture'ı kullanalım vesaire, işte best practice'leri vesaire de uygulayabilelim diye o projeyi çekmeye başlamıştım. Yani o proje öyle güzel bir proje olmuştu. Ne zaman yavaşlayacak? Yavaşlamayacak yani aslında. Dediğim gibi alternatif olması kafa karıştırıcı olduğu anlamına gelmese de olur. Kadir selam demiş, hoş geldin. Kaçırdım, çok mesaj var arkadaşlar, pardon. Biraz hızlanalım. Selamlar, iyi yayınlar. Ben de Discord'da bekliyordum başlamasını. Yeni eve alışabildim mi? Yeni vs eski pros cons aktarabilir misin? Yeni eve alıştım İsmail. Bayağı iyi alıştım. Bu eve taşınırken zaten benim pros cons daha yapmıştım. Öbür evden çıkarken ben bu evin neyini sevmiyorum? Yeni evde neye bakacağım? Hangi şeyler olsun? Özellikle interneti hızlı olsun. Odalarından bir tanesini ofis olarak kullanabileyim ki şu an bu oda tamamen evden ayrı, yani evin içinde de. Tamamen izole bir oda. Burası ofis olarak geçiyor. Aşağı kat, iki katlı dubleks. İşte aşağı indiğim zaman salonun, mutfağın vesairesi falan filan var. Eski ev, yeni evde fiber internetim var burada. Daha büyük bir evim var. Garajı olan bir evim var. Park problemi vesairesinin olmadığı. Daha düşük belediye vergisi, council tax ödediğim bir evim var. Pros konsular saymakla bitmez. Daha büyük mutfağı var. Daha sakin bir yerde. İş yerine daha yakın vesaire vesaire. Sera demiş ki şu sıralar junior ilanları çok az ve junior tavsiyelerinde hep GitHub'ı aktif kullanma ve iyi projeler koymak tavsiye edilirdi. Ama bu arkadaşlar çoğu zaman CV bile açılmadan reddediyor. Siz ne önerirsiniz? CV bile açılmadan reddedilen bir şirkete başvurmuşsan orada başka bir problem vardır zaten. Yani insanları böyle neyine göre eliyorlar, başarılı olacağını düşünüyorlar veya başarısı olacağını düşünüyorlar, onu bilemem. CV bile açılmadan atılıyor ise, reddediliyor ise. Ama CV'nin önemini, LinkedIn'in önemini, GitHub'ın önemini daha önce bu kanalda yine çektiğimiz videolarda anlatmıştım. Anlatmıştık. Hatta bir İK danışmanıyla yapmıştık. Ayşegül Hanım'la yapmıştık videolarımızı. Biraz önemli. Junior'larda GitHub'ı aktif kullanmak vesaire. Bir şekilde sizin diğer adaylardan daha iyi olduğunuzu, o iş için daha iyi olduğunuzu karşı tarafa anlatabiliyor olmanız lazım. CV'niz ile yapabilirsiniz, LinkedIn profilinizle yapabilirsiniz, GitHub profilinle yapabilirsiniz. Bir sürü yol olabilir Serra. Türkiye danışmanlık firması ne zaman kuruyorsun abi, ya da var mı böyle bir planın? Mustafa sormuş. Türkiye'de bir yatırım yapmayı henüz düşünmüyorum. Böyle bir danışmanlık firması kurmak yani zor biraz. O yüzden firma kurmadan da danışmanlık yapabiliyorum şu an. Ama bunu bir firmaya dökmek falan gibi böyle maliyetlere katlanmak, zaman ayırmak biraz zor. 2024'te başka planlarım var. Onur, buna ben de katılıyorum. Çok fazla mimari, çok fazla kütüphanede boğuluyoruz. Bir sürü projem bu mimarilerle başlayıp yarım kaldı. Çok yoruyor maalesef. O zaman dediğim gibi bir yerlerde siz yanlışlık yapıyorsunuzdur. Bankalar da API veriyor, zor olmuyor. Her bankanın API değişiyor oluyor. Bazı bankalar bazı clientlarla çalışıyor, bazıları XML ile çalışıyor, bazıları hala VSDL ile çalışıyor, REST API ile çalışanlar var vesaire vesaire. Mehmet Emin Önal, selamlar hocam. Superpeer hesabınız var mı yoksa bir noktada açmayı düşünüyor musunuz? Superpeer'i ben daha çok yakın zamanda duydum. Bu böyle işte mentorluk üzerine birebir konuşmaların, toplantıların, görüşmelerin bir şekilde yapılabileceği bir web sitesi imiş. Ücretli ve ücretsiz de olabiliyormuş galiba. Herhangi bir hesabım yok o web sitesinde. Zaten birebir konuşmaları Discord kanalımızdan yapıyoruz aslında. Yani birebir değil tabii de, yine böyle yüz yüze, face to face diyeyim. Onları yapıyoruz şeyde. Ama böyle birebir mentorluk biraz zor. Benim giderlerim pound arkadaşlar. Şey oluyor biraz. Yani para kazanmak için işe ihtiyacı olan insanlara mentorluk verip onlardan para kazanabiliyor olmak biraz garip geliyor bana. Biraz ondan uzak duruyorum o yüzden. Kanki elektro olsun o boşver klasiği demiş Emre abi. Bir normalini bir çalalım da en azından çalmaya başlayalım. Bir öğrenelim notaları, akorları vesaire. Belki hobi biraz daha büyük hale gelir ve elektroya falan geçeriz.
Merhabalar hocam. Öncelikle öğrettikleriniz için çok teşekkür ederim. Hatta 40 yıl köleniz olurum. Bu yıl gerçek hayat projesi gelebilir mi? Çok yorucu olur sizler için. Ya beni bu mikroservis projesi o kadar yordu ki. Daha bugün bir tane yorum geldi. Dün galiba şeyin altına, videonun altına. Ya biz senin hazır yaptıklarını izlerken bu kadar yoruluyoruz. Sen bu projeyi en baştan sıfır ne kadar sürede yazdın, nasıl yaptın falan diye. Çok uzun sürdü mikroservis projesi. Ondan sonra gerçi Blazor sözlük projesi falan geldi ama... Bir sıfırdan proje videosu 2024 yılında da gelir mi hiç bilmiyorum. Yani çok yorucu sıfırdan gerçek hayat projesi. 2024 yılında Azure'a biraz giriş yapacağız. Cloud Native Developer yapacağım hepinizi. Az para vererek Cloud'da güzel işler yapmayı öğreneceğiz beraber. Katıl abonelerine yapabilirim belki böyle bir şey. Çünkü katıl abonelerine bir şey yapmayınca o katıl abonelerinin hala katıl abonesi olarak kalmaya... Kalmak istemeyebilirler. Onlara bir şey yapıyor olmam lazım. Böyle videoları erkenden erişime açıyorum onlara vesaire ama belki böyle bir projeyi belki yine sadece belki önden açıp videoları, Azure videolarını önden açıp daha sonra atıyorum. Uzun bir süre sonra bu sefer. Öyle 1-2 haftalık değil. Uzun bir süre sonra belki hepsine herkese açabiliriz. Ya da sadece şeylere kalabilir bu. Ben bu işi böyle biraz para kazanma üzerine yapmak istemiyorum. Yoksa aslında işte Udemy'de falan çok fazla video yani bu çektiğim videoları Udemy'de falan paylaşsaydım şey olurdu. Bayağı para kazanmış olurdum. YouTube'da o zaman video paylaşmazdım o kadar söyleyeyim. Ama bir yandan da insanlar yardım etmek istiyorlar. Teşvik etmek istiyorlar bir şeye. Katıl abonesi oluyorlar. O katıl abonelerine bir şeyler yapmak lazım. O yüzden sanki. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu haftaki sahibinden konusu tam salaklık ya. Yani tabii domain başkasına satılmadı falan ama yani insan ana domainini yenilemeyi unutur mu ya? Ulan hiç mi takip etmediniz, takip eden adamınız yok vesaire? Bu garip geldi biraz sahibinden olayı bana. Hocam Android geliştirme için roadmap nasıl olmalı, fikriniz var mı? Orta ileri seviye için tavsiyeleriniz var mı? Emir Petek, hiç bilmiyorum. Android development hiç yapmadım. Hayatımın bir döneminde birkaç ay uğraştım ama o kadar yani. O yüzden bir roadmap için... Mobil için roadmap var mıdır yok mudur? Bu sorunun muhatabı ben değilim sanki Emir. Hocam .NET ile yurt dışında nasıl iş buldun? Genellikle YouTube'da görüyorum bazı iyi yerden çalışan kişiler .NET sadece TR'de yaygın, o kadar iyi bir framework değil falan diyorlar. Genellikle Java. Genellikle Java, o .NET iyi bir framework diyenleri bana bir gönder. Çünkü .NET bir kere yani böyle bir framework'ü aştı geçti. Java'lar böyle bana biraz şey gibi geliyor dediğim gibi. Legacy projeler var. Çok büyük projeler var. Onları belli bir yere kadar getirmişler. Ve şu an sıfırdan oturup bugün yazsalar belki Java'da tekrar yazmayacakları. Go'du, Python'du, .NET gibi frameworklere geçecekler belki. Ama Java ile aradıkları dediğim gibi genelde zaten halihazırda belli bir seviyeye gelmiş projeler oluyorlar. İngiltere'de çok fazla .NET var arkadaşlar. Ben de bu kadar beklemiyordum. Bu arada ben işi bulmadım. Biraz onlar beni buldu gibi oldu ama... Ben İngiltere'de .NET olduğunu falan bilmiyordum. .NET bayağı İngiltere'de kullanılıyor. Avrupa'da da bu sene galiba yaygınlaşıyor. Çünkü fazla fazla ilan görmeye başladım. Raizel. İngiltere bizi kıskanıyor mu sorusunu cevapladınız mı? Hayır, cevaplamadım. Çünkü kimse sormadı. Performans için nelere dikkat etmek lazım hocam? Seyfullah abi öyle bir soru sormuşsun ki yani. Hangi performans? Arabanın performansı mı? .NET'in performansı mı? Uygulama performansı mı? Konsol uygulaması performansı mı? Background uygulama performansı mı? Web API program vesaire vesaire. Çok az dudak geç geliyor Kemal Şen. Ben ya şuna filter delay ekleyebiliyor muyum acaba? Limiter, gain, noise suppression... Bir yerlerde vardı. Filter değil de Advanced Auto Properties'de bir delay. Hangisi bu? Desktop audio. Şu. Buna bir 100 milisaniye. Hangisi geç geliyor? Ses mi geç geliyor? Buna bir 100 milisaniye bir şey vereceğim. Şu an ses de 100 milisaniye geç geliyor olmalı. O yüzden dudakla belki şey yaparlar. Eşleşirler. Bir onu bir cevaplayın arkadaşlar. Hocam bir chat programı yapmayı hedefliyorum ancak kişinin chat sekmesine online olup olmadığını algılamam lazım. Sizce Ajax ve Signal'lar ile arkada ping pong oynamak mantıklı olur mu? Yani web teknolojileri o kadar bildiğim bir konu değil ama sanki böyle tarayıcıların API'leri falan yok mu ya bu konuda?
sana online offline yani bu sekmeyi değiştirip değiştirmediği, o sekmede ne kadar süre işlem yapmadığını söylediği falan gibi. Çok emin değilim. Ping pong oynamak böyle sürekli git gel olabilir. Signal'larda ping pong yapmaya gerek yok gerçi, o sürekli kendi şeyini yapıyor da. MX'in artık full stack Java projeleri yazıyorum bir yıldır. Token bu bana değil. User'ı yöneten bir mikroservis var. Aynı solution'daki farklı bir proje user bilgilerini kopyalayarak kullanmak fikrine nasıl bakarsınız hocam? Performans için öneriniz ne olur? Bu mikroservislerde karşılaştığımız bir problem. Şimdi her servis ayrı ayrı ve kendi database'leri var. Örnek veriyorum, bir tane user servis var. Bir tane de işte ödemeler, stock servis yok. Ne bileyim, payment servis var. Şimdi payment servis ödemeyi kimin yaptığını bilmek istiyor. Payment servisin database'inde de user bilgilerini tutuyorsun. Bu konuda bir problem yok. Rapor vereceğin zaman bu sefer tek daha bir tane database'e giderek payment database'inden ödeme bilgisini yapan kullanıcı vesaire alabiliyorsun. Ama şey önemli. Senkronizasyon önemli. Consistency önemli. O user servisinde o kullanıcı bilgisi değişirse senin onu götürüp bu aynı veriyi saklayan diğer servislerde de güncellemen lazım. O yüzden burada şeye karar vereceksin. Benim aynı anda ikisine birden ihtiyacım olduğu senaryoda iki servise gidip data mı alayım, bu mu daha kolay olur, daha performanslı olur? Yoksa bir yerde de datayı tutayım, diğer tarafta değiştiğinde event fırlatayım, bu arkadaş eventi yakalasın, kendini update etsin vesaire gibi bir şey mi daha mantıklı olur? Öyle bir şey yapman lazım. Abi sence GitHub'da sadece son seviyemizi gösteren projelerimiz mi olmalı yoksa bol bol proje mi olmalı? GitHub'da README dosyası olan projeleriniz olmalı arkadaşlar. Bu arada şey düzeldi mi? Dudak ve ses arasındaki delay. Ben az önce bir değişiklik yaptım. 100 milisaniye delay ekledim ama belki tam tersi daha şeye götürmüştür. Onu birisi yazabilirse. Hocam API'nin login gerektirmeyen endpointlerde sadece clientlarım erişebilsin istiyorum. Bu davranışı nasıl sergilerim? API key çalınabilir belki. API key güncellemesi rotasyon nasıl yaparız? Galiba şey var. SSL doğrulaması gibi bir şey var. Sanki bir tek bu SSL sertifikasının yüklü olduğu web sitesinden gelebilsin gibi bir şey var. Yanlış bilmiyor isem. Hani o bir public bir API'in var. Buna sadece bu web sitesi üzerinden ulaşılsın istiyorsun falan. Adamlar ama HTTP trace ediyorlar. HTTP trace ediyorlar. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Sanki böyle bir SSL doğrulaması falan gibi bir şey var o konuda. Onu araştırabilirsin. Hocam bir yazılımcı olarak gelecekte yapay zekadan dolayı iş sahamızda daralma olur mu? Daralma olmaz. Tam tersi genişleme olacak. Yani bazı alanlar daralacak ama yeni alanlarla beraber saha biraz daha genişleyecek totalde. Ben öyle düşünüyorum. .NET öğreniyorum. Bu alanda ulan çok gittik pardon. Arkadaşlar biraz yavaş buna kadar. .NET öğreniyorum. Bu alanda MVC öğrenmek zaman kaybı olur mu? Ayrıca .NET'te birçok mimari var. Beni kısıtlıyor. Ne gibi? İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Sizin ilk öğrenirken de öyle oldu mu? Benim zamanımda az vardı. Daha sonradan bu kadar genişledi. MVC bir paterndir. .NET MVC, ASP.NET MVC öğrenmek zaman kaybı olur mu? Bence olur. MVC paternini yine başka bir yerde uygulayabilirsin. Artık ne bileyim, web frameworkleri var .NET'in de. Blazor gibi, Maui gibi başka frameworkleri var. O taraftan gidilebilir. Sanki ASP.NET MVC'dense ASP.NET Core.NET frameworküyle artık eski frameworkten biraz uzaklaşmak lazım. Berkan Gökdemir. Ya senin Allah'ına kurbanın şeyini göndermiş galiba gifini. Hocam merhaba, yazılımda şu an iş bulma süreçleri zorlaştı mı? Zorlaştıysa bu geçici durumu. Valla ben Türkiye'de yaşamıyorum. Türkiye'de piyasa önceden çok hareketliydi. Hala hareketli sanki ama bu zam dönemlerinde özellikle sene sonlarında, sene başlarında özellikle yavaşlıyor. Şu an o dönemdeyiz. Size yavaşlıyor gibi gelmesinin sebebi o. Çünkü yani zam oranları belli oluyor, enflasyon belli oluyor vesaire. TR'de şirketler eleman alırken teknolojiye önem veriyor. Demek istediğim Docker, RabbitMQ, Redis ama kod yazdığında ne kadar pattern bildiğine ve kullandığına bakmıyor. Yurt dışında da aynı mı? Yani yurt dışını, şimdi bütün yurt dışı dediğimiz şey Türkiye olmayan bütün ülkeleri kapsıyor. Ben sadece İngiltere'nin bir şirketini, birkaç şirketini biliyorum. O yüzden bunları değerlendirebilirim. Ama yurt dışında katıldığım iş görüşmelerinde böyle senior seviyeden sonra özellikle. Şimdi senior olana kadar
şeyi önemli oluyor. Hangi teknolojileri bilebildiğin önemli oluyor. Junior'ken bunu biliyor musun? Sana aslında o teknolojinin arkasındaki şeyi soruyorlar. RabbitMQ nasıl çalışıyor? Bir kuyruk yapısı nasıl çalışıyor? Bunu biliyor musun gibi bir soru soruyorlar. Senior olduktan sonra artık şeyi biliyorlar. Ya bu adam buralara kadar gelmiş. Zaten öğrenmeyle ilgili bir problemi yok. Sadece öğrenebilecek, yeni bir şeyler öğrenebilecek kapasitesi var mı yok mu? Biz onu öğrenelim. Buna gerekirse Go yazdırırız, gerekirse Python yazdırırız, gerekirse bizim framework'ümüz var. Belki onu öğrenir vesaire gibi bakılıyor. Böyle olması daha mantıklı. O seviyeye göre değişiyordur sanki. Junior'ken biraz daha teknolojilerin nasıl çalıştığı bilinmeli. Senior olduktan sonra teknolojiye nasıl çalıştığı senin için öğrenilebilir bir şey oluyor. Senin sadece öğrenip öğrenmeme kapasitesinde olup olmadığın önemli. Ahmet Can Varol demiş ki hocam bulunduğum projedeki sorunları anlatıyorum ekibe ancak kimse çözüm odaklı çalışmıyor. Sizce ne yapmalı? İyi bir ürün çıkartmak isterken tek düze proje yapılıyor, bana da bir şey katmıyor. Sana bir şey katmayan bir iş yerinde çok fazla çalışmak parası ile de bağlı. Daha önce de bu karşılaştırmayı yapmıştık. %51 para, %49 diğer bütün faktörler şeklinde belki sınırlandırabilirsin işini. Yani sadece parası iyi, işin kötü olduğu bir yerde mesela %51 performans alıyorsun o iş yerinden. Çalışmaya devam etmeli misin? İş bakmalı mısın? Yani parası kötü, işi iyi ise yani hepimiz para için çalışıyoruz. Bu sefer %49 kurtarmış olacak, para kötü olmuş olacak falan. Bunların hepsinin dengede buluştuğu bir şirket biraz daha mantıklı olur sanki. Tek düze proje yapılıyor, sana bir şey katmıyorsa kişisel projelerinde, kendi projelerinde bir şeyler yapıyor olabilirsin belki. Ama o da yine belli bir yere kadar götürür. Büyük ölçekli projelerde bunları yapmak çok daha önemli. Hocam Kubernetes ile ilgili bir seri düşünüyor musunuz? Uğur Yeşilbaş. Valla düşünemiyorum çünkü Kubernetes bilmiyorum Uğur. Yani yakın zamanda öğrenmekle ilgili planlarım da yok açıkçası. O yüzden bu konuda biri öğrenir de bana kolayca öğretebilirse olabilir. Hocam Viyana kuşatmasında kaç kuş atılmıştır demiş satılmış. Dizman konumuz güldür güldür aşofmanlı Şevket Hoca muhabbetine dönmüş. Hocam sen şimdi de o kuşları al. Biz bunları anlattık. Biz bunları kalemle anlattık. Biz bunları tek body kupalarıyla anlattık. Evin hiç kötü özelliği yok mu? Var ya. Banyoda priz yok. İsmail'cim. Enteresan bir şekilde. Bir de izolasyonu sanki soğuk izolasyonu o kadar iyi değil. Üst düzey olmasını beklerdim. Evin içi komple yenilenmiş çünkü. O konuda atlamışlar. Selam demiş Emre. Emre'cim hoş geldin. Ben Mertcan arkadaşıma tek body bardağı aldım. Hala kargolamadılar. Neredeyse bir ay oldu. Bardağım ne zaman gelir? Bu konuda ciddiysen Emre, bardağı aldığın kişi tabii ki büyük ihtimal stickercenter.net'in sahibi Gökhan arkadaşım olduğu için konuşabilirim bu konuyla ilgili. Discord'dan dürt beni sonra bu konuyla ilgili. Hocam yeni mezunlar olarak artı 2 yıl deneyimli sorusuna sorununa nasıl bir çözüm bulabiliriz? Sen bulamazsın. Yani birisi senden 2 yıl deneyim istiyorsa ona o 2 yıl deneyimli insandan alabileceği verimi senin de verebileceğini ispatlıyor olman lazım. Her ne kadar 2 yıl çalışmadınsa bir yerde tecrübem olmasa da 2 yıllık insanların yapabildiğinden fazlasını yapabiliyorum veya en az o kadar yapabiliyorum demen lazım. Bunun için de kendini iyi geliştiriyor olman lazım. Kocaman menemen soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Ben soğanlı seviyorum. İyice öldürmek lazım. İyi yayınlar hocam. İngiltere'de iş imkanları şu dönemde nasıl, iş ortamında B1 düzeyde İngilizce yeterli mi olur? Olur mu? İngilizce iş ortamında B1 yeterli olmakla olmamak arasında bir yerde kalır. Günlük işlerinin tamamını yaparsın. Dışarı çıktığında, alışveriş yaptığında bir şekilde anlaşırsın insanlarla. İngiltere böyle çok fazla dışarıdan insan barındırdığı için dış dünyadan gelen, native İngiliz olmayan, ana dili İngilizce olmayan insanlardan oluştuğu için biraz şey oluyor. Zaten hani insanlar anlayışlı oluyor. Dolayısıyla sen de B1 İngilizce ile iş ortamında dediğim gibi belki ama yine onlar da aynı şekilde yardımcı olacaklardır. İngiltere'deki iş imkanları şu dönemde nasıl? Ya pandemi ve Brexit'in etkileri hala devam ediyor. Hala açık var. Hocam PES 13 turnuvası yapar mıyız? PES'in adı değişti galiba ya. E-sports bir şey falan oldu galiba. FC 24 indirdim. Yani artık FIFA 2024 değil de onun adını değiştirdiler. FC oldu. Bayağı beğendim aslında. 23'ten daha çok beğendim FC 24'ü. Turnuvasını yapar mıyız?
Salih alt-sc-tr isimli bir nickim var. Bulur eklerseniz beni arkadaş olarak PlayStation'da. Neden olmasın? Hocam saygılar. C++ çalışıyorum. Kod alıştırması için ne önerirsiniz? Valla yani sen bana öner Muhammed Ali Sökmen. Hiç C++ kod alıştırması. Yani vardır internette kaynakları vesaireleri muhtemelen ama ben bilgi sahibi değilim. Bu konuda bir şey demeyeyim o yüzden. Kod alıştırması için C++'da belleğin önemli olduğu yüksek performans gerektiren şeyler yazmaya çalışabilirsin. Mesela Burak abi bana Rust'ta şeyi yazabilirsin demişti. Bir Nginx gibi bir reverse proxy falan gibi bir şey, bir load balancer falan gibi bir şey yazabilirsin demişti. Ben de sana aynısını öğreyim. Neden Azure? Amazon varken demiş Mesut Atasoy. Azure, ben cloud işine girerken bir araştırma yapmıştım. Amazon hakikaten Azure'dan daha çok, her ne kadar Azure şimdi giderek hızlı arayı kapatıyor olsa da, Amazon daha çok şirket tarafından kullanılıyordu. Daha çok büyük şirket tarafından kullanılıyordu. Girdim ikisinin de portallarına. Aynı şeyleri yapmaya çalıştım. Makine oluştur, function oluştur, bir şey yap falan. Azure'daki şeyi gördüm. Adamlar zaten yıllardır işletim sistemi geliştiriyorlar Windows'da. Yıllardır ofis uygulamaları geliştiriyorlar. Kullanıcı alışkanlıklarını biliyorlar. Arayüzü çok kolaydı. Ve hep aşina olduğumuz terminoloji. İşte bir tane makine var, start diyorsun mesela. İşte işletim sisteminde de start var, ne bileyim. Başka ofis uygulamalarında da startı böyle bir şeyi başlatmak için bolca kullanıyoruz. Amazon'a girdim, launch var. Atıyorum. Gerçekten de launch'ta gerçi de. Bunun gibi böyle bir sürü farklılık vardı. Azure'un UI'yi biraz daha kullanılabilir geldi bana. O yüzden Azure'la başladım. Hocam .NET kursu verecek misin demiş Onur Karlı. Ama tam olarak ne dediğini anlayamadım. .NET yani uçsuz bucaksız bir şey. Onur nasıl kurs? Sıfırdan yani from zero to hero falan yapmayacağız ama .NET ile ilgili bir sürü video var. Sabri Şenbabaoğlu demiş ki şu anki iş yerinden memnun musun? İş değiştirmeyi düşünüyor musun? Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Şu anki iş yerimden memnun gibiyim. Bir denge içerisinde tutmaya çalışıyorum. İş değiştirmeyi düşünüyor musun? O kadar kolay değil. 5 yılını doldurmadıysan İngiltere'de. İş değiştireceksen gittiğin şirketin de sana sponsor oluyor olması lazım. Sponsorluk her şirket tarafından verilen bir şey değil. Ne oldu? Şeyimiz gitti, kameramız gitti. Şarjımız bitti arkadaşlar. O yüzden diğer kameraya geçmeye çalışayım. Buralardayım, geliyorum. Aha, gelemedim. Şu an sesimi duyuyor olmalısınız. Geliyorum arkadaşlar. Camera not available. Şurada waiting room'da mı kalmış? Evet, şimdi daha kötü bir kamerayla geleceğim tabii ama diğer kameramın şarjı bitti. Buradan devam edelim. nereden devam ediyoruz? Boş zamanları nasıl değerlendiriyorsun? Boş zamanlarımın çoğu Sabri'cim, Sabri'yi tanıdığım için Sabri'cim diye hitap ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Boş zamanlarımın çoğu YouTube. YouTube'a gidiyor. Bunun dışında bir sosyal çevrem var. Orada biraz zaman harcamaya çalışıyorum. Ve kalan kısmı ev. Tabii ki yalnız yaşayan bir insan olduğum için bayağı ev zamanımı alıyor. Temizlikti, çamaşırdı, bulaşıktı. Zor halimiz valla. Katıldan gelen para Tesla'yı şarj ediyor mu? Ediyor. Bir aylık şarj şeyini çıkartıyor. Katıldan gelen para. Kafa kafaya belki biraz. Bir buçuk kere falan belki. Yani bir buçuk aylık falan şeyi karşılıyordur İsmail. Çünkü Azure is the best. Evet. Yani kime göre neye göre. Selamlar hocam. Staja girebilmek için CV'mi modifiye ederek bir firmaya başvurdum. Kabul edilmedim. Sonrasında LinkedIn'den bir pozisyon için görüşme talep ettiler. CV farklılığı problem olur mu? CV ile LinkedIn birbirinden farklıysa mı? Anlamadım soruyor Selim.
Selamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Barış. Hocam API'lara yeni başlayanlar için giriş niteliğinde videolarınız var mı? Ben bulamadım, YouTube kanalınızda yok. Orta ve ileri seviye konular var Web API'de girişte. Ama birçok video içerisinde böyle temelde yaptığımız, dikkat ettiğimiz şeylerle ilgili şeyler var. Oraları da izleyebilirsin. Geri almışlar sahibinden. Satılmamıştı, geri almadılar. Uzattılar sahibinden domainini. Domain olayı yemek sepetinde de olmuştu yani işte. Sıfırdan projeni team kurup Discord'da beraber yazabiliriz. Tabii ki sizin gözetiminiz ve verdiğiniz structure'lar üzerinde böyle bir şey etmek oluyor. Sıfırdan projeyi takım kurup Discord'da beraber zor ya. Yani hem benim için zor hem sizin için zor. Benim için de zor. Yani bunun için zaman ayırmam lazım. Şu an İngiltere'deyim. Aramızda 3 saat farkı var. Yani ben gündüz çalışıyorum. Başka bir işte akşam bir şeyler yapabilmek için atıyorum. Saat 8'den sonra müsait olabiliyorum. Saat 8'den sonra orada 11 oluyor. Çok fazla birlikte. Biraz zor sanki. Stajyer CV'sinde neler olmalı? Yaptığımız projeleri ekleyebilir miyiz? Yoksa GitHub linki olsa yeter mi? Bu şekilde fazla boş oluyor demiş Mert Çobanoğlu. Haklısın, boş oluyor. CV ve LinkedIn profili videomuz var. İK danışmanımız Ayşegül Hanım orada bayağı bahsetmişti. Çünkü bu soru orada da gelmişti. O videonun içerisinde cevabı bulabileceğini düşünüyorum. Keşke biz alsaydık, domaini para kazanırdık. Emircan, hala aynı şey, o domaini alamazdın. Çünkü belli bir ay, belli bir süre daha o domain satılamıyor. Hocam API'nin login gerektirmeyen endpointlerinde sadece... bunu konuştuk ya. Hocam Node.js öğrenme ve geliştirme yapabilmek adına bir yol haritası söyleyebilir misiniz? İlayda Erdem. İlaydacığım, yani Node.js öğrenme ve geliştirme yapmış olsaydım sana belki bir yol haritası önerebilirdim. Ama ben de Node.js bilmediğim için bir Node.js developer'ın neler bilmeli, o konularda hiç şeyim yok, fikrim yok maalesef. .NET eğitimleri çok pahalı. Siz .NET eğitimi verecek misiniz? Onur Karlı. Ben az önce kamera gittiğinde sohbetle mi gitti? Konuşmadık mı ya aynı soruları? .NET eğitimi zaten veriyorum hali hazırda ama sıfırdan anlatmıyorum Onur. Eğer onu soruyorsan sıfırdan da bu kanalda en azından anlatmayacağım ama bazen şey yapıyoruz. Böyle spesifik eksik olunduğunu anladığımız noktalarda Discord üzerinden bir günlük, iki günlük, işte 8 saatlik, 10 saatlik bilmem ne ücretli eğitimler yapıyoruz. En son bir Azure DevOps eğitimi yapmıştık sıfırdan. A'dan Z'ye her şeyini anlatmıştık mesela orada. Öyle bir şey belki yapılabilir ama onun için talep de geliyor olması lazım. Öyle 1-2 kişi toplayıp hadi bize .NET öğret falan derseniz pahalıya gelir size. Chat örneği ben yapmıştım. GitHub'ımda, Discord'da klon var. Evet, İsmail bir chat örneği yapmıştı. Discord klon yapmıştı. Oradan bakılabilir. Hocam selam herkes. Web ya da mobil yazıyor. Masaüstü uygulamaların bugünü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mobil uygulamalar, evet, chat, web uygulamaları okey. Okay. Masaüstü uygulamalar hala bilmesek de revaçta. Bazı alanlarda hala masaüstü, yani native bir desktop uygulama yazmanın dışına çıkılamadı. Güvenlik sebepleri gereğince aslında. Yani bu arada benim Flickr niye şey yapıyor? 60 Hz mi bu? Neyse şimdi kapatamayacağım şeyi. Videoyu tekrardan. Masaüstü uygulamanın giderek azalacağını düşünüyorum ama uzun sürecektir masaüstünden tamamen kurtulmak. Dediğim gibi çünkü güvenlik meseleleri var. Yani bir web uygulamasının senin C diskine erişmesini istemiyorsun. Bir masaüstü uygulaması bunu kolayca yapabiliyorken veya fiziksel bir portu kullandırtamayabiliyorsun her zaman browser üzerinden. O yüzden masaüstü uygulamalarla yapılıyor bunlar. Geleceği hala parlak ama giderek azalacaktır. Hocam sizin uzmanlık alanınız nedir C#'ta? Mehmet Kumru. Yani spesifik bir uzmanlık alanım olduğunu bilmiyorum. Varsa da öyle bir şey. Yani bilmem. Yani şu konuda iyiyim. C#'ta şunu çok iyi biliyorum falan diyebileceğim bir şey yok da böyle genel. Şey gibi bu. Meslek sorulduğunda falan böyle. Neydi ya Cem Yılmaz'ın şakasını yaptığı? Ben nasıl unuttum bunu ya? Biri hatırlatsın ya. Neydi bu böyle bütün işleri yapan hani serbest meslek. Serbest meslek gibi. Ben de serbest C#'cıyım gibi bir şey diyebiliriz. Materialize, V-Pattern ve Event Driven.
Demiş bırakmış Mert Çakmak. Bunları mı öğrenmek istiyorsun anlamadım. Materialized V pattern veri tabanlarında daha çok kullanılan bir pattern. İşte bir tane V var, onu sürekli aktif data ile, bir tablo var, aktif data ile beslemek istiyorsunuz. Rapor gibi düşünün. İşte belli bir view'i çalıştırıyorsunuz. O getiriliyor, bir tabloya koyuluyor. Siz o tablodan select çekiyorsunuz sürekli gibi. Event driven da bunun bir parçası olabilir belki. Hocam merhaba, yazılıma yeni başlayanlar için iş süreçleri zorlaştı mı? Zorlaştıysa bu geçici bir durum mu? Yani hangi alanda uzmanlaştığın, hangi alanda devam ettiğin biraz ilgili olabilir bu konuda. İşte frontend developer atıyorum junior'da çok kolayken bulması belki işte mobilde biraz daha zor olabilir. Zorlaştı mı, geçici bir durum bu? Bence geçici bir durum. Ama ne zaman geçer o biraz problem. Biraz piyasayla da alakalı ya. Türkiye piyasasında sanki biraz daha sürer bu. Az önce muhabbeti geçmişti. Artı 2 yıl tecrübeli olması zorunluluğu falan filan gibi. Şu an düzeldi tamam. Oha daha lan çok mesaj var arkadaşlar. İsmail Kitap kullanıcı adı nedir acaba? İSM KDNKC mi öyle bir şey? İsmail Kundakçı işte, sesli harfleri olmadan galiba. Full mikroservis projesi oynatma listesi mikroservis hakkında hiçbir fikri olmayan birisi için uygun mu? Evet. Uygun. Çünkü sıfırdan anlattım. Şeyler falan da var içerisinde. Sunumlar vesaireler de var. Yol haritasını falan da anlatıyoruz. 2024.net yol haritası paylaşır mısınız? Vallahi birkaç gündür karşıma çıkıyor LinkedIn'de. Bulursam bir tanesini paylaşayım. Belki Discord'da biraz üstünden geçeriz böyle. Önceden anlattınız mı bilmiyorum ama MVP serüveniniz nasıl oluştu? Biraz anlatır mısınız? MVP serüveni Bora abinin beni nomine etmesi. Tabii benim bu MVP sürecinden önce Bora abiyle tanışmışım yoktu, Bora Kaşmer'le. Ben MVP'liği hak ettiğimi düşündüğüm için Bora abiye dedim ki Bora abi selamlar Salih, ben işte TechBuddy diye bir YouTube kanalım var. İşte Medium'da yazılar yazıyorum vesaire vesaire. Bana nomine olur musun demedim. Dedim ki abi incele kanalı, nomine olmaya uygun görürsen ben MVP olmak istiyorum. Sonra incelemiş, bakmış, demiş ki tamam sen hak ediyorsun, öyle düşünüyorum dedi. Oturduk, Microsoft'a başvuru yaptık. Microsoft'a başvuru yaptıktan sonra bu sefer süreç oradan ilerliyor, oluyor. Başvuru yaparken bu zamana kadar ne yaptın, insanlar için faydalı olan, teknik anlamda yeterliliği nasıldır? İki şart var. Bir, teknik anlamda yeterliliğin sorgulanıyor. İki, insanlara karşılıksız bir şey yapıyor olman lazım. Bunlar videolar olabilir, eğitimler, konferanslar, söyleşiler vesaireler, herhangi bir şekilde olabilir. Sonra Microsoft tarafında bir süreç başlıyor. Birisi senin bütün yaptıklarını inceliyor, bir rapor çıkartıyor. Sonra başka bir ekip o rapor çıkartan acaba bu raporu doğru çıkarttı mı diye onun hakkında bir inceleme yapıp bir rapor çıkartıyor vesaire. Sonradan MVP olmaya hak kazandınız veya kazanamadınız vesaire gibi bir sonuç geliyor. Serüven böyle devam etti. 2 yıllık bilgisayar programcılığı okuyorum, uzun dönem ve 30 günlük 2 farklı stajım olacak. CV isteyebilirler. CV'me ne yazabilirim? İş deneyimim yok. GitHub'ım boş. .NET ve JavaScript'te ilerliyorum. CV'ne bu konularda neler yaptığını bu zamana kadar .NET'te ve JavaScript'te ilerlerken neler yaptığını yazabilirsin. CV'nin zaten staj olduğu için boş olması, belli bir miktar boş olması gayet makul. Pazartesi ilk işime başlayacağım yazılım sektöründe. Bir teknoloji firmasında profesyonel olarak neler tavsiye edersiniz? Çok geniş bir soru sormuşsun Hızır Furkan Yaşar. Hayırlı olsun öncelikle, ilk işine başlıyormuşsun. Bir teknoloji firmasında profesyonel olarak neler tavsiye edersiniz? İşini yap. Bu kadar yeterli. Ben zor soruyorum demiş İsmail. Hocam evlilik ne zaman? İngiltere'nin Seda Sayan'ını bekliyorum. Bir şey yapsınlar da bir evlendirme programı, onlara başvurayım diye bekliyorum İsmail. Mid senior iş arayan arkadaşlar varsa LinkedIn'den CV'lerini iletebilirler. İngilizce şart demiş Osman Ali Yardım. LinkedIn adresini de paylaşırsan LinkedIn'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Osman Ali Yardım. Mid senior iş arayan arkadaşlar varsa LinkedIn'den CV iletsinler demiş. Euro mu ödüyorsunuz demiş İsmail de soru olarak. Onlar da demiş dolar ödüyoruz. İngilizce şartmış bu arada. Abi şu an üniversite son sınıf öğrencisiyim. Şu an bir ödeme sistemleri şirketinde part-time olarak çalışıyorum. Mezun olunca direkt yurt dışında çalışmak istemek ne kadar doğru? İstemek okey de yurt dışı biraz böyle sanki juniorları, yeni mezun olanları falan alıyormuş gibi değil. Çünkü onları adamlar bu ülkede de bulabiliyorlar. Onların bu ülkede bulamadıkları belki spesifik alanlarda daha gelişmiş adaylar. O yüzden senin onlardan biri olabiliyor olman lazım biraz. O yüzden böyle hemen mezun olduktan sonra isteyebilirsin ama biraz zor sanki.
Hocam sunucumda yavaşlama olduğunda fazla kaynak harcayan kurumun daha çok etkilenmesi için ne tür bir yaklaşım sergilemeliyim? Docker, soft, limit vesaire iş görür mü? Soruyu tam anlayamadım Taha. Fazla kaynak harcayan kurumun derken multi-tenant mı çalışıyorsunuz? Çok şey yapamadım. Etkilenmesi değil de etkilenmemesi için ne tür bir yaklaşım sergilemeliyim? Soft limit falan. Kaynakları ayırmayı düşünebilirsin. Kaynaklarını fazlaca tüketen şey normal bir şey mi değil mi onu düşünebilirsin. Eğer tenant bazlı çalışıyorsan o tenant'ın kaynağını dedike edebilirsin, ayırabilirsin vesaire gibi şeyler olabilir. Hocam Blazor'ın sektörde sık kullanıldığına rastlıyor musunuz? Sizce Blazor, SPA tekleri arasında popülerliği var mı? Henüz yok. Microsoft'un yaptığı şey burada şuydu. Ortaya bir SPA atalım biz. Daha sonra bunu geliştirelim kullanıcıların istekleri doğrultusunda ki .NET 8'de getirdikleri yenilikler de bunun biraz kanıtlar nitelikte bunu. Şu an popülaritesini artırıyor. Tabii Angular, React tarafından ne kadar farklı, orada yapılabilen her şey burada da yapılabilir mi? Bir şirket Blazor'ı neden tercih etsin vesaire gibi sorular var. O soruların cevapları bende yok. Ama mesela bizim şirkette biz internal projeleri, şirket içindeki projeleri işte atıyorum bir portal yapılması gerekiyor. Blazor'da yapıyoruz. Abi mevcut monolit bir projemiz var. Her yerde mikroservis mimari duyuyoruz. Mikroservis mimariye geçmediğimiz için artık kendimizi suçlu hissetmeye başladık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mikroservis mimari ismi kadar popüler değil arkadaşlar. Yani tamam popülaritesi yükselen bir mimari ama monolit yapabiliyorsan monolit yapmaya devam etmen lazım. Çünkü mikroservis çok büyük ölçekte çok güzel şeyler sağlar sana ama çok büyük ölçekte. Senin o ölçeklere çıkabilmen için de çok zaman harcaman lazım. Biraz maliyetli bir iş mikroservis. O yüzden hiç kendini suçlu hissetme. Monolit çalışıyor ise uygulaman monolitten devam et. Ben de öğrenecektim. Kubernetes beraber öğrenelim. Paslaşırız olur İsmail. Hocam İngilizcemizi nasıl geliştiririz? Uygulamalar ve hocalardan aldığımız derslerden bir gelişme göremiyorum. Hayatında İngilizce yapacaksın Levent. Bir yerden öğreniyor olman lazım. Hocalardan daha mantıklı. Ben öyle öğrenebiliyorum mesela. Birisinin bana anlatması yoluyla öğrenebiliyorum. Uygulamalar işte Duolingo falan gibi uygulamalardan bahsediyorsun galiba. Ya da böyle birebir konuşabildiğin işte English Ninja bir tane daha vardı. Cambly falan gibi bir şeyden bahsediyorsun sanırım. Oralarda da aslında birebir hocalarla görüşülüyor oluyor. İngilizceye hayatın yapman lazım. İngilizce düşünmen lazım. İngilizce gerekiyorsa küfretmen lazım. Telefonunun dilini, bilgisayarının dilini, konuşma dilini İngilizce yapman lazım. Türkiye'de biraz zor ama böyle çok daha etkili öğrenildiğini düşünüyorum. Hocam merhabalar. Ben üniversiteye daha başlamadım. Lise mezunuyum ama geçen yıl bir ay kadar stajyer tarzı olarak bir yerde çalıştım. Ama üniversiteye başlayınca yarıda bırakıp çalışmayı planlıyorum. Üniversiteye başlıyorsan bitir. Yarıda bırakıp çalışmayı planlama. Mecbursan buna yine de üniversiteyi bir şekilde bitirmeye gayret göster. Ne kadar mantıklı sence? Real bir düşünce mi? Yani çok real zararını görürsün. Okulu yarıda bırakmış olmanın zararını sektörde görürsün. Okulda öğreneceğin şeyleri sektörde kazanabilmek için normal bir insanın çalıştığından belki 2 kat daha 3 kat daha fazla çalışman gerekebilir. O yüzden okul devam ediyorken kendine bir şeyler katabilirsin. Ama okulu bırakma bence. Hocam nerede sorulan soruları cevaplıyor? Ben anlamadım. Burada da Mehmet çok fazla soru birikti. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. İşte chatten senin bu şu an yazdığın yerden. Hocam selamlar. Bir şirkette maksimum kaç yıl kalmalıyız? Ortalama iş değiştirme süreçleri sizce ne olmalı? Not işler artık rutinleşmeye ve belli kalıplı teknolojiler etrafında dönmeye başladı. Öyle bir süre var mı bilmiyorum. Ama işler kendini tekrar etmeye başladığı zaman 1. 2. Şirkette kendine bir şey katamıyor olduğun zaman o işi bilen en çok bilen kişinin sen olduğu durumlar artık benim bu şirkette fazla çalışmamam lazım dediğiniz dönemlerden bir tanesi olmalı. Android'de ve masaüstünde çalışacak bir program yapacağım fakat DB için bir süre bile olsa ücretsiz kaynak var mıdır? Android'de ve masaüstünde çalışacak bir program yazacağım. DB için kaynak var mıdır? Hiç benlik değil arkadaşlar, biliyorsanız Egemen'in sorusunu cevaplayınız. Kamera gitti, hocama geldik. Eski yazılımcılar gibi değerli değil hocam. Ne kadar request'ten sonra monolitten mikroservise geçişi düşünmeyiz. Mikroservise geçişin tek şeyi bu değil daha. Yani bu kadar request geliyor, biz bunu kaldıramıyoruz. Yani scale edebilirsin, dikeyde scale et.
mikroservise geçiş için çok fazla nedenin olması lazım. Bu yetmez. Çok kaydı yine. Selam. Öğrenciysen $200 hazır kredisi alıp istediğini yapabilirsin. Hazır tek body eğitimde verecekmiş. Daha önce bu $200'larla ilgili, tabi o zaman 1440 TL ediyordu. Videonun başlığı hala öyle, değiştirmedim özellikle. $200 1440 TL muhabbetiyle ilgili bir video var. Onu nasıl alabildiğin, nasıl kullanabildiğin hakkında. Hocam ben oyun geliştiricisiyim. C# kullanıyoruz. Oyun özelinde genellikle kullanılmayan ama kullanılsa güzel olabilecek yapılar, paketler arıyorum. Bir nugget paketi olabilir. Öneriniz var mı? Valla oyun çok benlik değil tabii aslında ama genellikle sizin böyle performans gerektiren paketlerle çok fazla ilgileniyor olmanızı bekliyorum. Functional programming ile ilgili falan birkaç tane belki kütüphane olabilir ama ezbere bildiğim şeyler değil. Frontend'deki abstraction madness'lığı hakkında ne düşünüyorsun? Frontend bilmediğim için frontend'de bir abstraction madness'lığı mı varmış? Biraz daha açabilirsen belki yorum yapabilirim. MXYOM ne zaman eğitim verecek, bir bilgi verdi mi? Azure ile ilgili 2024'te videolar çekeceğimden bahsettim. Ayrıca 2024 yılında İngilizce'de videolar çekeceğim arkadaşlar. Kanalın daha fazla kişiye ulaşması için. Selamlar, Blazor dersinizi .NET 8'e yükseltmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. O projede daha kod yazmam muhtemelen. Hocam sizce C# öğrenilmesi en zor konusu nedir? Thread ve task konuları beni epey zorluyor. Güzel soru. Bu threadlerin, taskların gerçekten tam olarak nasıl çalıştığını öğrenmek çok zor bir konu. C# da öyle. Muhtemelen diğer dillerde de öyledir. Zor konu. Bir şey diyemedim. Belki başka zor konular olabilir mi? Aklıma gelmedi. Düşüneyim, devam ederiz. Selamun aleyküm. Stripe gibi bir online ödeme uygulamasının MongoDB kullandığını duymuştum. NoSQL tarafında transaction'ları nasıl sağlıyor acaba? Yani öyle bir genel bir konu ki Mongo'yu sadece Mongo kullanmıyordur. Arkasında başka bir sürü şeyi de kullanıyordur da. Transaction'ları nasıl sağlıyor? Bir sürü cache mekanizması, bir sürü memory prosesör vardır. Yani senin gönderdiğin ilk istek doğrudan şak diye database'e gitmiyordur. Zaten onlar bir süre bir yerde işleniyordur ve database'e müsait bir zamanda yazılabilecek hale getirilip ondan sonra yazılıyordur. Atıyorum. Senin alıp transaction'ını işliyordur. Onu bellekte tutuyordur bir yerde. Q'da mu'da bir yerde tutup ondan sonra database'e kalıcı hale getiriyordur. Hocam son zamanlarda Go ve Rust ile ilgili çok fazla övgü görüyorum. Hız performans açısından sizin görüşleriniz nedir? Arkadaşlar bu ikisi birbiriyle karşılaştırılabilecek diller değiller. Go biraz daha üst seviye, high level bir dil. Rust biraz daha low level bir dil. Rust'ın C++'ın yerine geçeceği söyleniyor. Ben de okuyorum, görüyorum. Öyle de duruyor aslında. Sanki. Go biraz daha üst seviye bir dil. Performanslı mıdır değil midir bilmiyorum. Rust ile çok low level kod yazdığınız için bütün memory'yi kendiniz handle edip kendiniz manage ettiğiniz için sanki performansı daha hızlı olacaktır Go'dan. Node.js geliştirme ortamının .NET geliştirme ortamından eksiği nedir? Node.js geliştirme ortamını hiç bilmiyorum, Node.js bilmediğim için, ama muhtemelen IDE'si, yani Visual Studio gibi bir IDE'ye sahip olamayacaklar. İsmail abinin GitHub neydi, atabilir misiniz? İsmail'cim link GitHub'ını paylaş. Azure DevOps eğitimini satın almak mümkün mü yoksa canlı ders mi olmuştu? Canlı olmuştu. Onu kayıt altına aldım. Satışlarını yapıyorum. Ama Ramiz, şimdi şöyle bir şey oldu. O gün kuru kaç TL'ydi hatırlamıyorum ki. 700 TL miydi? 650 TL miydi? 750 TL miydi? 600 lira. Öyle bir şeydi. Şimdi ben onu bugün 600 liradan satarsam o gün 600 lira vermiş insanlara ayıp olur. O yüzden ona bir yeni bir fiyat belirleyip tekrar oradan satışa çıkartabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 12 saat şeklinde toplamda kaç video var? 7-8 video var. GitHub'da, GitHub'da değil pardon, Google Drive'da bir folder içerisinde duruyor. Ödeme yapıldıktan sonra o folder'a izin veriyorum. Videoları download edebiliyorsun falan. Alınabiliyor yani. Fiyatını tekrar düşünmek lazım. .NET Core'da yapay zeka nugget kütüphanesi var. Sizce ne kadar performanslı? Microsoft uzun zamandır MLNet üzerinde çalışıyor. Machine Learning Net üzerinde. Bununla ilgili frameworkleri de var. Bununla ilgili kütüphaneleri de var bolca. Performansı konusunda herhangi bir bilgim yok.
Hocam az önce SPA JavaScript bulaşmayı bulaşmıyor demiştiniz. .NET ile default olarak React Angular yazmak mantıklı değil mi? .NET API ön tarafta React Angular tarafından mı bahsediyorsun Mansur bilmiyorum ama insanlar bunu bolca yapıyorlar zaten. Angular ön tarafta, React ön tarafta, arka tarafta ise bir .NET Core API. Çünkü bayağı hızlı yani diğerlerinden. Kullanıyorlarmış. Mantıklı. Hocam ben 1,5 yıldır yazılım alanında çalışıyorum. C# API yazıyorum. Angular ile de ekran tasarlıyorum. Kariyerim hakkında yol haritası öneriniz var mı? Güzel yapıyorsun dediğim gibi yani aslında. Mansur'un da az önce dediği gibi. .NET'in arka tarafta API olarak konumlandırıldığı ön tarafında daha gelişmiş bir JavaScript framework'ü kullanıyor olmak full stack developer yapar seni. Hocam 6 aylık bir proje için hem üniversite hem de iş nasıl yürütebilirim? Öneri verir misin? 6 aylık bir proje nerede ama? Üniversitede mi 6 aylık yoksa 6 aylık bir proje var? Bir yandan çalışıyorum bir yandan üniversiteye devam ettiriyorum gibi bir şey mi söylüyorsun? Okuluna tam zamanlı gideceksin ondan kaçanı yok. Onun dışında kalan zamanlarının tamamını buna ayırman lazım. 6 ay sonunda yorgun düşersin ama iş çıkmış olur. Yazılım ya da bilgisayar mühendisliği mezunu olmadan bu alanda çalışmak isteyen kişilerin kendini geliştirmesi için gereken en önemli nokta nedir? Bu işi sevmek. Ben de bilgisayar mühendisliği doğrudan okumadım. Bilgisayar programcılığı sonra yüksek lisans vesaire falan gibi ama mühendislik fakültesi değildi yani en azından. Bu alanda çalışmak isteyenlerin bu işi severek kendini geliştirmek için baya zaman harcaması lazım bu iş için. Bilgisayar başında baya zaman harcaması lazım. DDD için fikirler nelerdir? DDD biraz böyle mikroservis mimarisi gibi. Gerekli olmadıkça girmemek lazım. DDD çünkü böyle bir framework, bir pattern popülerleşiyor ve artık herkes onda kod yazmak, onu uygulamak zorundaymış gibi bir algı yaratılıyor bir şekilde, enteresan bir şekilde. Öyle değil ama. Yani DDD de gerçekten kullanıyor. Çok büyük bir domain olduğunda o domaini diğerlerinden ayırıp yönetebileceğin için, yönetebileceğin projeler için olabilir sanki. Abi etik tarafla ilgili bir şey sormak istiyorum. Satış tarafının maillerini onlardan habersizce müdüre yönlendirmem istendi. Böyle durumlarda karşılaştın mı? Hiç ne önerirsin? Satış tarafının maillerini onlardan habersizce. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bunu yapmayı reddedebilirsin. Yasal olarak da reddedebilirsin bunu. İş tanımları gereği. Böyle bir şeyin ortasında kalmak istemeyebilirsin. Sana bunu zorla yaptırıyorlarsa istifa edip kıdem tazminatını da alabilirsin. Birine sormak gerekir. Ben olsam yapmazdım böyle bir işi. Yani onlardan habersiz olduğu bir senaryoyu. Haber de veremezsin tabii ki. Müdürün yaptıysa yapıyor olacaksın bilmem ne falan ama yine de yapmamayı tercih edebilirsin. Hocam merhaba, şirkette Learning Management System yapmak istiyoruz. Udemy tarzı frontunu Next.js 14, backend'ini ise mikroservis mimarisiyle yapmayı düşünüyoruz. Mikroservis yapmak mantıklı mı? Monolit başlayın, mikroservise dönün bence. Modüler monolit yapın. Parçalarınız yine ayrı olsun ama o kadar da parçalamayın. DB için Amazon FreeTire RDS var, ona bakabilir. Hocam Copilot ve ChatGPT mi? Ayberk, Copilot mu, ChatGPT mi gibi bir şey sormaya çalışmışsın galiba ama onların ikisi farklı şeyler. Karşılaştıramam o yüzden. Tretask paralel programlamayı iyi anlamak, işletim sistemi seviyesinde biraz bu işlere göz atmak iyi olabilir. Taskları öğrenmek için Medium yazımı okuyabilirsin. Merhaba, bu arada maalesef Beşiktaş maçını izledim, geç kaldım. Maç ne oldu peki? Berk, değdim yani. Bakıyorum hızlıca. Kaybetmiş. Hiçbir değmemiş sanki. Ama hoş geldin. Hocam Visual Studio'da eşit değildir operatörünüz. Tıpkı matematikteki gibi görünüyor. Bunu hangi eklentiyle yapıyorsunuz? Eklenti değil. Bununla ilgili bir tane de şey yazmıştım. Medium'da makale yazmıştım. Cascade Code diye bir tane şey var. Font var. Yeni eklendi. İşte bu Visual Studio 2022 ile geldi galiba. 64 bit olduktan sonra. Cascadia Code diye bir font var. Editörün font ayarlarından onu seçersen seninki de öyle olur. Hazır videolar almak için Discord'dan ulaşayım. Ulaş Ramiz. Discord'dan yazabilirsin. Hocam merhabalar. .NET'in geleceği nasıl olur sizce? Hibernate, Django, Node.js vesaire gibi diğer teknolojilere nazaran arka planda kalır mı?
Ben PC programlamadan mezunum, bu alanda ilerliyorum. .NET'in geleceği parlak olarak görüyorum ben. Hem .NET kullanıcısı olarak hem de Microsoft'un bu alanda neler yaptığını biraz daha içeriden bilen birisi olarak. .NET'in geleceğinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Geleceği olan olduğunu söyleyebilirim. Diğerleriyle karşı, yani Hibernate olur mu, Django olur mu, Node.js ileride olur mu onları bilmem ama .NET olur. Hocam klavye önerisi var mı? Yani ben çok güzel bir klavye kullanıyorum. Çok uzun zamandır. Şöyle göstereyim. Bu şöyle. Logitech'in bir klavyesi. G915. Bu da Logitech'in mouse'u. Set değiller. Ama birlikte çalışabiliyorlar. Senkronize olabiliyorlar Logitech'in uygulaması sayesinde. Ama biraz pahalı bir klavye. Mekanik bir klavye. Ama bayağı etkili, güzel. Sevdi, çok sevdiğim bir klavye. Logitech G915, bakabilirsiniz. Aktif web API yazanlardan beginner seviyede kaynak önerisi alsam süper olurdu. TechBuddy Discord'una yazabilir miyim? Yazabilirsin. Orada bunu verebilecekler vardır belki. Ama ben tabii yani giriş seviyesi kaynaklarla şu an kendi adıma ilgilenmediğim için o yüzden oralara bir şey diyemiyorum. Azure için Özgür Hoca'nın videoları vardı galiba, seri halinde YouTube'da onlara bakılabilir. Olabilir. Mehmet öneri vermiş arkadaşlar. Mehmet Hoca'nın, Özgür Hoca'nın videoları varmış Azure için. Onlara bakabilirsiniz belki. Hocam canlı yayında .NET kampı yapabilir misiniz? Katıla özel vesaire, ücretsiz değil. Ücretsiz yapmak istemezseniz tabii. Ali demiş. .NET kampı yapabilir misiniz? Yani arkadaşlar .NET kampı yapılabilir tabii ama yani öyle bir kişi iki kişi için falan böyle bir kamp mamp falan düzenlenebilir gibi değil. Ama istiyorsanız moderatör arkadaşlardan biri buradaysa bir şey açsın, bir anket açsın Discord'da, kanalda. Şeyi soralım. .NET kampı olsa, atıyorum x saatlik, 20 saatlik, 30 saatlik neyse, bir bootcamp'i falan olsa katılır mıydınız ücretli olduğunu düşünürsek? Bunu böyle atıyorum 3 hafta sonu, 4 hafta sonu boyunca, 8-9 gün boyunca yapabiliriz. Gerekli şeyi görürsek, katılımı görürsek. Azure DevOps eğitimi alınca Azure DevOps olabilir miyiz? Azure DevOps olamazsın. Azure DevOps Engineer ya da Azure DevOps çalışanı falan olabilirsin belki. Seni belli bir noktaya kadar getirir. Yani Azure DevOps veya genel DevOps soruları hakkında birçok soruya cevap verebilir hale gelirsin. Merhaba hocam, ODTÜ'de fizik okuyorum ve bölümüm gereği lineer cebir ve diferansiyel denklemleri gibi matematik konularına bayağı bir hakimim. Yazılım konusunda da bu mat bilgileri beni öne çıkarır mı? ML AI'da çıkarır. Kemal. AI... Yani aslında ChatGPT'nin bize cevap verme mekanizması çok basit aslında. Gerçekten bir kelime havuzu var arka tarafta. Sana bir cümle kurarken her seferinde matematik formülleriyle her seferinde doğru kelimeyi, bir sonraki doğru kelimeyi getirip yerine koymak üzere eğitiliyor bu arkadaş. Sana verdiği cevap o aslında. Formülize edilmiş bir sürü bilgi var arka tarafta. O formülü uyguluyor, en uygun kelimeyi alıyor, getiriyor, oraya koyuyor. Token getiriyor, koyuyor aslında. Bu diferansiyel denklemler matematik konularındaki öne çıkartır seni diğerlerinden. Microsoft Learn platformundan C# veya diğer eğitimler verimli mi öneriyor musunuz? Yani Learn eğitim, eğer takip edecekseniz bütün içeriği, sizi birçok konuda bilgilendirir. Bayağı bilgilendirir ama takip ederken atlamıyor olmanız lazım. Hem konuları hem de dokümanı. Çünkü arada böyle altı çizili çok detay bilgiler var. Bazen onları atlıyorsun. Okurken, bir dokümanı okurken falan atlıyorsun. Ya bunun cevabı burada yok falan diyorsun. Sonra bir daha okuyorsun, bakıyorsun oradaymış. Hayatın kurtuluyor falan yani. Hocam kendinize idol olarak gördüğünüz biri var mı? David Fowler çok başka bir adam. Yani David Fowler başka bir adam. Gerçekten. Kendime idol olarak gördüğüm bir adam var mı? Yani yok sanki ya. Bilmiyorum. Yani şey yok. Bunun gibi olmalıyım dediğim adam yok da. Yani herkes yani herkes farklı olmalı zaten. Ya. Herkes birbirinin aynısı olmalı ama olmamalı ama bilmiyorum. Düşünmedim yani daha önce. Benim idolüm budur falan.
Matt Targensen falan, yani hani C Sharp ekibinin başında yıllardır bu işi yapan adam. Belki işte David Fowler'la birlikte Matt abimiz olabilir. Hocam 32 yaşında yazılım alanına yönelinir mi? Yönelinilir mi? Yönelinilir. 40 yaşında da olsan yönelinilir. Asıl muhabbet burada başlıyor. Yöneldikten sonra bu işi ne kadar yapacaksın? Bu işe ne kadar zaman ayıracaksın? Biraz o sanki önemli. Gerekli sayıda zamanı, gerekli sürede zamanı ayıramazsan, 20 yaşında da yönelsen çok bir şey değişmeyecek sanki. Ferrer'in efsane, en efsane kadrosu. İsmail. Bu arada şu kamerayı tekrar açabiliyor muyum acaba? Biraz şarj olmuştur. Sonra geleceğim. Studio mod. Bunu kapatıp bunu açsam. Activate etsem. Evet, bunu verebilirim. Belli bir süre. Biraz daha gidene kadar en azından. Şarjı. Niye şarjı bitti ya? Fener'in efsane kadrosu. Yani çok zor soru ya. Öyle efsaneler var ki. Bunu bir ara Discord'da şey yapalım. 11 üstünde, halı saha üstünde, yani futbol sahası üzerinde koyalım. Bölge bölge. Burada kim, burada kim var falan diye. Katılırım diyenler olmuş. Kampa katılırım. Kamp olursa ödev de olmalı. Ödevsiz kamp olmaz. Uzun sorular soramıyoruz galiba. Karakter limiti var. Benim yaptığım bir şey değil Emir. Ama bayağı uzun sorular vardı. Bu arada şeyi de kapatmışım ben. Chat'i de kapatmışım. Onu şuradan açayım. Yazılım eğitimleri çok pahalı. Bilmiyorum. Ben daha çok yeniyim bu yolda. .NET'te ilerlemek istiyorum. Hangi sırayla eğitimleri almalıyım? .NET'te ne tarafta? Frontend'de mi, UI backend tarafında mı ilerleyeceksin? Veri tabanı tarafında mı ilerleyeceksin? Backend'de ilerleyeceksen Web API'yi kesinlikle öğreniyor olman lazım. Ve Web API'ye giriş yaptıktan sonra başka bir sürü pattern çıkacak karşına. Mesela atıyorum. Web API'leri girdikten sonra cache ile ilgileneceksin belli bir noktada. Cache öğreneceksin. Rate limiter'ları öğreneceksin. Ne bileyim, servisler arası mimariyi öğreneceksin vesaire gibi. Web API'ler giriş noktası olabilir o yüzden. Hocam selam. Gerçekten iyi bir yazılımcı olmak için nasıl bir yol izlenmeli? Kişinin bir şeyleri kendi başına araştırması ve öğrenmesi midir bunun yolu, yoksa mentor desteği almak mıdır önemli? Burada biraz sen nasıl öğrenebiliyorsun onu anlamak önemli. Ben birinin bana anlatması yoluyla öğrenebiliyorum mesela. Belli bir noktaya kadar üniversitede falan hep bu yolla, bu yöntemle öğrendim. Daha sonra şimdi tabii döküman falan okuyarak da geliştirebiliyorum. Ama şu an benim dökümanları sadece okuyarak öğrenebilme yeteneğim, daha önce bunları çok iyi anlamam sayesinde oluyor. Kafanız bir şeyi anlarken kafanızda soru işareti kalmıyor olması lazım. Bol bol pratik, bol bol problem yaratıp o problemi o öğrendiğiniz şeyle çözmeye çalışmak, o işi öğrenmek için şey olabilir. Bir yol olabilir. Kendin nasıl öğreniyorsun? O biraz önemli. Hocam İngiltere'de Clio Esprit Alpine 1.0 kaç para bakar mısınız? TR'den alacağım, 25.500 pound. Kaç model bir de bilmiyorum ama mesela 25.000 pound. Ben bir önceki Mercedes C Coupe 2017 aldığımda, yani şu an gitsen 19-20.000 pound'u alırsın burada. 2017 Mercedes C Coupe. Clio Esprit şu an canlı yayında bakmayalım tabii ama sıfırsa, atıyorum şu an Türkiye'de 25.000 poundsa bizde 12, 13, 15, en fazla 15 falandır herhalde. Discord neydi hocam? Discord linki neydi hocam? Arkadaşlar birisi Discord linki paylaşabilir mi davetiyesi? Ya da bizim YouTube'daki videoların herhangi birinin, muhtemelen bunun da altında davetiye linki var, oradan tıklayabilirsin. Deniz gittik. Deniz Ritchie, rest in peace. Yapay zeka, makine öğrenmesi gibi düşündüğünüz kadar zor bir alan değil arkadaşlar. Öyle inanılmaz matematik bilmenize falan da gerek yok. Evet, öyle matematik, yani inanılmaz matematik bilmene gerek yok. Ama matematiğin seni ön plana çıkartacağı aşina. Açık. Selamlar, 3 yıllık full stack yazılımcıyım. .NET, Spring, JavaScript ile hayal ettiğim her şeyi projeye dökebiliyorum. Mülakatlarda mid birisinin hangi konularda bilgi sahibi olması gerekiyor? Çok geniş bir konu ya. Yani çünkü şirketin senden ne beklediği önemli. Şirketin, bir şirket atıyorum, tamamen machine learning ile ilgili kod yazıyordur ve senden onu bekliyorlardır. Bir şirket sadece frontend geliştiriyordur, Blazor geliştiriyordur, senden onu bekliyordur. Böyle
roadmap'e bakıp böyle ulan ben bunların yarısını biliyorum falan dediğinde böyle bir iyi mid falan sayılabilirsin belki. F# hakkında ne düşünüyorsun? TypeScript.net ekosistemine girer mi? TypeScript.net ekosisteminde aslında zaten bilsek de bilmesek de şu an Blazor Wasm falan kullanınca aslında senin o ön tarafta yaptığın şeyler arka tarafta Wasm'la haberleşirken TypeScript'e dönüşüyor bazı kodlar. F# hakkında Functional Programming Language olduğunu biliyoruz. Onur Gümüş'le bir tane yaptığımız yayın vardı. Akka.net ve aktör modeller üzerine. Orada kendisi F# biraz bahsetmişti. Benim çok bildiğim bir şey değil. Design patentler ile ilgili veya yazılımla bildiğiniz güzel bir Türkçe kitap var mıdır? Ben yazılımı hiç kitaptan öğrenmedim. Ya Baran, o yüzden hiç bilmiyorum. Belki diğer arkadaşlar önerebilirler. Hocam mülakat videolarında kale duvarı gibi. Hocam mülakat videolarında kale duvarı gibi duruyorsunuz. Çok somurttuğum, ilk bir iki videoda çok somurttuğum falan söylenmişti. Hiç cana yakın değilsiniz falan filan gibi. Son bir iki videoda falan biraz daha yumuşatmaya çalıştım. Ama bu biraz da bilerek yaptığım bir şey. Çünkü böyle tipler de çıkabiliyor. Yani sizin en kötüsüne hazırlıklı olmanız lazım. Böyle sürekli karşınızda şen şakrak tipler falan olmayacak. Burada samimi geldiniz. Teşekkür ederim Muhammed. Merhabalar demiş Ahmet, hoş geldin. Hocam Hangfire 70'e yakın Hangfire Recurring Job var ve EF Core'da Context Already Using hatasını alıyorum. Kaç gündür çözüm bulamıyorum. Kolay gelsin. Mirnahid Hashimov galiba. Yanlış okumadıysam. Yani DB Context Already Using hatası alıyorsan sanki aynı bağlantı üzerinden birden fazla işlem yapmaya çalışıyormuş. Üst üste çakışmışlar, job'lar falan gibi bir şey olmuş. Belki connection string'deki multiple active result'ı true'ya çekmek işe yarayabilir. Eğer zaten öyleyse concurrency için böyle DB pool falan belki kullanılabilir. Bilemedim. Algoritma, background service'te önerildiğiniz bir yapı var mı? Yok. Siz nasıl bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız öyle bir şey kullanabilirsiniz. Hangfire kullanabilirsin. Kendi yazdığın bir queue yapısı olabilir. Bir ne bileyim worker process olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Az kod yazmak için base class'lar, base entity'ler kullanılıyor. Object oriented programming gereği. Prensipler gereği mantıklı buluyorum ama ben de çok fazla yük alan bir sistem için bu olay sebebiyle her kalıtımda ekstra. O kadar sandığın kadar yük değil aslında bunlar Emirhan. Emircan. Sen base class'tan bir nesneyi türettiğin zaman ve o class'tan bir nesne aldığın zaman hem class'ın kendisi hem base class'ın kendisi türemiyor aslında. Sen class'ın kendisini create ediyorsun. Öbür taraftakiler buraya çaktırmadan kopyalanıyor. Sen her seferinde yaptığında. Kod yazarken sana kolaylık sağlasın diye yapılmış bir şey bu. Hocam data oriented programlama ile ilgili düşünceniz nelerdir? Hakan Pek Yürek sormuş. Yani yine projesine bağlı sanki. Yani öyle bir program yazıyorsundur ki, öyle bir uygulama yazıyorsundur ki senin datan çok daha önemlidir. UI'de belki bir tane ekran vardır. Oradan data topluyorsundur ama o datayı alıp nasıl kullandığın çok daha önemli. Ama bütün projelere de uymak zorunda değil sanki. O yüzden böyle data oriented mı olmalı proje, olmamalı mı konusu böyle biraz projeye göre değişiyor sanki. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben severim datayla uğraşmayı. Full stack düşünüyordum. İlk başta düşündüğüm bir şey var ama onun için iyi bir altyapımın olması lazım olduğunu biliyorum. Önce C# sonra Python'a yönelmek istiyorum. Bir soru yok. Kolay gelsin. Full stack düşünüyordum ilk başta demiş. C# Python. Olur, ikisi de güzel backend diller. Altyapının sağlam olması gerekliliği doğru. Full stack'teki backend tarafını bayağı cover edecektir. Kardeşim 25.000'e İngiltere'de düşük kilometre 10-12 yaşında dosta gider Bentley bulursun. Doğru. Hocam web API'ler için nasıl bir cache yapısı teknolojisi öneriyorsunuz? Yani cache'i web API'lerde ikiye ayırabilirsin. Bir response caching, bir output caching diye. Bunlar her ne kadar birbirine benziyor olsa da aynı şeyler değiller. Bir tanesi in-memory cache, bir tanesi Redis cache şeklinde olabilir belki. Eğer bir API gateway gibi bir şey varsa caching mekanizmasını oraya kurabilirsin. In-memory cache. Onun dışında yani bir teknoloji falan olmasına özellikle gerek yok. Bir cache mekanizması yeter sana.
Memcache olur işte, Redis olabilir, ne bileyim, Cosmos DB bile cache olarak kullanabilirsin yani. Bilgi adamda 134.000 TL .NET kursu, arsayı satıp kurs alacağım. Onur gel seninle anlaşalım. O arsayı direkt bana devredersen ben sana bilgi adamın verdiğini veririm. 134 bin lira bilgi ismi geliyor bana diyor. Doğru demiş. Hocam Next tarafında uyguladığınız metodolojiler neler? İşleri ne tip yöntemlerle ilerletiyorsunuz? Firma olan Next'ten bahsediyorsunuz galiba. Metodolojilerimiz bizim şu an içinde bulunduğumuz, benim çalıştığım departman 65 kişilik mağaza sistemleri departmanı ve 5 yıllık bir proje çizilmiş. Legacy projelerin .NET sürümlerinin güncellenmesi ve cloud native hale getirilmesiyle ilgili. Şu an o 5. yılın 4. yılındayız. Hatta biraz daha geçtik 4'ü. Uyguladığımız metodolojiler bizim mağazalarda kullanılan sistemlere biraz göre belirleniyor. Daha önce kullanılan o günün şartlarında iyi ama bugünün şartlarında kötü bir yaklaşım var. O yaklaşımı centralization dediğimiz merkezileştirme projesi adı altında Azure'da birleştiriyoruz. Bunun için tabii ki bir sürü güvenlikte oydu buydu falan gibi şeyler giriyor işin içerisine. Ama benim çok uzun zamandır yaptığım şey eski projeleri alıp native, cloud native hale getirmek. Orada işte bu işleri yaparken, projeleri yönetirken de Agile'ı kullanıyoruz, Scrum'ı kullanıyoruz. Hatta squadlarımız var. Squadlar böyle Spotify firmasının icat ettiği bir takım yaklaşımı. Takımlar içerisinde belli squadlar var. Takımlar var. O squadların belli elemanları aslında başka squadların belli projelerinde de görev oluyor falan gibi şeyler var. Biz de böyle bir şey ilerletiyoruz, kullanıyoruz. Backend bir yazılımcı frontend'de hangi konulara hakim olmalı? Ben bir backend developer olarak frontend tarafında neredeyse hiçbir şeye hakim değilim ve çok fazla bir eksikliğini de gördüğümü söyleyemeyeceğim Enes. Hangilerine hakim olmalı? Yani bilmiyorum. Bu hem backend hem frontend developerlık yapan, full stack developerlık yapan birisi belki cevaplayabilir. Hocam Java ile C# birbirine göre birkaç avantajından ve dezavantajından bahsedebilir misiniz? Vedat sormuş bunu. Vedat bir ara, yani bilmiyorum, bir Java'cı ile oturur muhabbet falan edersek bir gün oturur konuşuruz. Java'nın çok fazla avantajını dezavantajını bilecek kadar o dili kullanmadım ama Java'da dezavantaj olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok şeyi senin manuel implemente etmen gerek. Atıyorum tamamen şu an. Yani array var, list var ama mesela dictionary gibi bir şey yok. Ama C# bunları yapabileceğin, bunları kullanabileceğin hazır bir sürü bir şey var. .NET tarafı biraz daha sana bu konuda kolaylık sağlıyor developer'a sanki. Java'yı dediğim gibi çok fazla avantaj dezavantajından bahsedemeyeceğim ama Java bir de abi IDE'si bakımından hani IntelliJ'in şeyi var ya, IDE'si, JetBrains'in IDE'si IntelliJ. En iyisi o bile Visual Studio değil yani. Hani al sana bir dezavantaj. Bir sürü servisin olduğu bir projede CQRS kullanmak ne kadar mantıklı olur? CQRS'i genel olarak nerelerde kullanmak gerekli? CQRS'in mantığı response ve query'lerin ayrılması, yani read ve write işlemlerinin birbirinden ayrılması ya. Senin projende read ve write birbirinden astronomik derecede ayrılıyor ise bir noktada, yani ben bir kere write yapıyorum, buna karşın 5 kere read yapıyorum falan dediğin bir senaryoda uygulayabilirsin CQRS'i. Her paternde, her projede uygulanabilecek bir patern değil. Project management hakkında birisiyle ortak bir video yapmayı düşünür müsünüz? Düşünebiliriz. Tabii ki bu konuda sorularınız olursa, bir talep olursa vesaire, tanıdığımız PMO'larımız var. Plesk ve DevOps taraflarını öğrenebileceğim bir eğitim gibi bir şey var mı? Çok zorlanıyorum. Yani DevOps tarafını ben anlattım tabii. Plesk dediğinde MySQL'in şeysi değil miydi ya? Portalı sanki. Onu bir çok bilmiyorum ama ben Azure DevOps'u en azından anlattım. Bir eğitim serisi şeklinde. İleri düzey bir makine kodlamak için ne lazım? Hangi dil grubu buna uygundur? Makine kodlamak gibi böyle düşük enerji verimliliğinde yüksek performans gerektiren şeylerde daha düşük programlama dilleri kullanılıyor. Rust gibi, C++ gibi, C gibi makine diline çok daha yakın kodlar tercih ediliyor ki verimlilik üst seviyede olsun. Böyle bir şeye bakabilirsin. Hocam 2 yıl backend üzerine çalıştım. Daha sonra frontend'e yöneldim. CV'de .NET'i yazmalı mıyım? Bence gereksiz geliyor ama sizin fikriniz. Bence yaz. Yani kısa bir cümle olarak bile olsa olsun.
Tech Stack mi, Data Structures and Algorithms mi ağır basar? İnternette hep veri yapıları ve algoritmalar daha kıymetli, önemli denmiş. Doğru ama tek başına yetmez gibi. Yani bunlar birbirinin alternatifi değil Emircan. Sen Data Structures and Algorithms'i bilmeden üstüne fazla bir şey koyamıyor oluyorsun. Hep bir yerlerde eksik kalıyor. O yüzden Data Structures, yani hangisi daha önce öğrenilmeli dersen Data Structures and Algorithms derim. Veri yapıları ve algoritmaları iyi öğrenmen lazım ki diğerlerini üstüne koyabilirsin. Hocam iyi seviye DSA geliştirmek için ne tavsiye edersiniz? DSA? Önce bu sorudaki DSA'yı açıklamanı tavsiye ederim. Nurlana Mahmut. Bilmiyorum ne demek. Hocam çok genel soru oluyor ama Junior biriz için mülakatlarda önemli olabilecek ana konular nelerdir? Neyi bildiğini karşı tarafa iyi gösteriyor olabilmen Baran. Ben sana, yani mesela bizim mülakatlarda da öyle oluyor. Ben sana bir soru soruyorum. Senin o soruyla nasıl mücadele ettiğini anlıyorum. O yaptığın şeyi gerçekten o soruyu çözebilmek adına mı yapıyorsun? Yoksa böyle şov olsun diye ben onu da biliyorum diye gösterebilmek adına amansız bir şeyin içerisine mi giriyorsun? Onu öğrenmek istiyoruz Junior mülakatlarda. Bana iyi bir şeyler yapabileceğini, bana bir şeyleri bilerek yaptığını gösteriyor olman lazım. .NET ile bir API yazarken yüksek trafik için dikkat ettiğiniz ekstra konular var mıdır? Yük testlerini nasıl yapıyorsunuz? Yük testleri değişiyor. Yani nasıl bir API olduğuna göre, işte load testleri kullandığımız işte JMeter falan filan gibi şeyler var. Azure tarafında Azure Chaos Studio falan dediğimiz yük testleri yapabildiğimiz şeyler var. Yüksek trafik için dikkat ettiğimiz ekstra konular var mı? Var. Yani bir rate limiting önemli bir kere. Resource'larını da koruyabilmek adına rate limiting önemli. Onun dışında ne kadar bir trafikten bahsediyoruz? Yapılacak işten, nasıl bir işten bahsediyoruz? Onlar biraz önemli. Atıyorum şu an bir API'yi 10 milyon kere çağırıp database'e 10 milyon tane connection açıp 10 milyon tane insert atman gerekiyorsa bir yerde. Database'e 10 milyon tane insert, yani connection açamayacağını bildiğin için oradan isteği alır queue'ya atarsın. Queue'da birikir, onları batch olarak götürür, veri tabanına yazarsın falan gibi yaklaşımlar olabilir belki. Biraz yaptığın işle de alakalı. Bu işi ne yapacağı bağlı. Yani gerçekten 10 milyon tane connection açman gerekiyorsa database'i scale etmen lazım falan. Hocam test engineer iş piyasası iyi mi iş hayatında? İyi. Test engineer'larının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor ve artıyor. .NET'te proje geliştirilirken ne zaman Redis kullanılması gerektiğini anlarız. Ben hiç Redis'i detaylı bilmediğim için soruyorum. Ne noktada öğrenilmeli? Redis bir key value pair store ve distributed olarak kullanılıyor. En önemli noktası bu. Eğer birden fazla uygulamanız aynı veriye bir şekilde ihtiyaç duyuyorsa distributed bir cache olarak kullanılabilir. Örnek veriyorum. İki tane API'in var. Bu API'da işte ülke listesini, database'deki ülkelerin listesini alıp geriye dönen bir endpoint var. Bir de aynı ülke listesini başka bir endpoint'in, başka bir API'inde kullanıyor oluyor. Ya da mesela transaction number gibi bir counter'ın, bir sayacın var ve birden fazla servis bu sayaca ihtiyaç duyuyor. Distributed bir alanda, yani dağıtık mimaride projelerin farklı sunucularda olduğunu düşünürsek bunların içerisindeki bir sayacı kullanamazsın. Başka bir yerde bir sayaç oluşturup onu kullanıyor olman lazım. Okuma ve yazma işlerinin hızlı olması lazım. Redis'i bu alanlarda kullanabilirsin. Key value pair olarak. Bunun dışında cache'leme için bolca kullanılıyor. Değişmesi, ülke listesindeki gibi değişmesi çok zor olan bir kaynağın, data kaynağın varsa, datan varsa bunu cache'leyebilirsin. Redis'te tutabilirsin. Her seferinde veri tabanından gidip aynı ülkelerin listesini alıp veri tabanı tarafında da işlem yapmak zorunda olmazsın. Ekip liderler için tavsiye verebilir misin? Türkiye İngiltere arasında ekibe liderlik etme noktasında bir değerlendirme yapabilir misin? Yapamam. Bizim şirkette takım lideri yok. Bizim şirkette lead developer var. Yani team lead değil de lead dev. Lead dev olunca bir takımı yönetmiyorsun. Ama takımın beyni, yani işte takımın beyni de diyemiyorum çünkü bir takımda birden fazla da lead olabiliyor. Takımda daha üst düzey işler yapıyorsun diyeyim. Projelerden sorumlu olmaktan tut da altındaki elemanların o projelerdeki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini takip etmeye kadar.
proje mimarisine karar vermekten tut da o mimariyle ilgili genel sorulara cevap verebiliyor olmaya kadar. O yüzden takım liderleri, İngiltere'de takım lideri bilmiyorum yani. O yüzden doğrudan bir karşılaştırma yapamayacağım. .NET bir yazılımcının PLSQL bilmesi iyi mi? İyi ama şart değil. Yani çünkü eğer gittiğin hiçbir firmada Oracle kullanılmıyorsa veri taban olarak PLSQL bilmen çok bir işine yaramayacaktır. Ben de biliyorum PLSQL. Çok da severim Oracle'ı. Ama mesela ETS turda çalıştıktan sonra bir yerde işime yaramadı PLSQL biliyor olmak. Hocam Node.js artı TypeScript kullanarak online tahsilat sistemi yazıyorum. Hangi konulara dikkat etmem lazım? Yani bu teknolojilerde hangi şeylere dikkat etmen lazımı bilmiyorum ama payment sistemlerinde, tahsilat sistemlerinde transactionlar önemli biliyorsun. Data consistency önemli. Yani bir servisin yaptığı işi öbür servisin de mutlaka bir şekilde biliyor olması lazım. Bir serviste tahsilat verisi var, kredi kartından para çekilmiş ama öbür serviste hata alınmış. Rollback senaryolarının da olması lazım. Bu şey gibi, adamın kredi kartından parayı çektin, stok servise çektin, stokta ürün yok. Ne yapacaksın? Karttan çektiğin parayı iade etmen lazım falan gibi şeyleri, projesel, structural şeyleri iyi kurman lazım sanki. Çalıştığınız şirkette test uzmanları hakkında bilgi verebilir misin? Bizim çalıştığımız sistemde Sabricim test uzmanlarımız hem manuel test yapıyorlar hem automation testler yapıyorlar. Squad dedim ya mesela, bizim departmanın kendi testçisi yok. Test ekibi var. O test ekibindeki herkes belli squadlarda çalışıyor oluyor. Ama o testçiler hala oradaki ana test projesine bağlı şekilde. Leapwork diye bir tane otomasyon tool'u kullanıyoruz. Integration ve full test yapmak için. Onun dışında başka ekstra bilgi istersen onları da sorabilirsin. OData kullanımının piyasada yaygın olmaması nedir hocam? Doğaldır. Sizce yapay zekanın sektörümüzde istihdam açısından herhangi bir dezavantajı ya da olası bir avantajı olabilir mi? Bu soru az önce de, yani daha önce de sorulmuştu. Alan daraltır mı vesaire diye. Daralttığı kadar açacak da. O yüzden istihdam açısından totele bakıldığında bir problem yaşamayız. Atıyorum şu an. Amelasyon bütün işlemleri bunlara yaptırabiliyorsun ya. Amele işleri yapan yazılımcılar işinden olacaktır belki ama bu uygulamanın ayakta kalmaya devam etmesi için de başka bir developer gerekecektir. Yani bir kaybettin bir aldın. Alan değişecek sadece. DBA olmak için ne yapmak gerekir Melih? Valla Melih, bu hafta, önümüzdeki hafta bir DBA ile şey yapacağız. Bir canlı yayın yapacağız. Oraya sakla bu sorunu bence. Tek tek API yazmak mantıklı mı? Neden OData tercih edilmiyor? OData'nın şeyleri var çünkü. Yani avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Yine senin projene spesifik bir şey bu. Her projede mutlaka kullanabileceğin bir şey değil. OData'yı kullanabileceğin yapılar oluyor, kullanamayacağın yapılar oluyor. Reverse proxy ve S nokta hangi tip projelerde kullanılmalı? Reverse proxy hangi projelerde kullanılmalı? Bir kere reverse proxy'nin nasıl çalıştığını biliyor olman lazım. Nginx gibi bir reverse proxy içerisinde başka yetenekler de olduğu için bir load balancer görevi de görebilirsin, bir authorization mekanizması olarak da görebilirsin, bir front door, bir gateway olarak kullanılıyor genelde Nginx. Reverse proxy tarafında da alınan isteğin belli şartlara göre hangisine yönlendirileceği konusunda karar veriyor. Senin de böyle bir sürü yatayda genişlettiğin bir sürü server'ın vardır aynı işi yapan ve bunlar arasında yük dağılımı vesaire gibi yapmak istiyorsan kullanabilirsin reverse proxy'yi. Türkiye'ye tekrar geldiğinizde bir buluşma olacak mı Sabri? Türkiye bir sonraki gelişim, bir önceki gelişimden daha uzun süreli olacağı için mutlaka bir buluşma, hatta etkinlik, böyle bir yazılım etkinliği gibi bir şey de ayarlayacağız. Hocam ne kadar veriye büyük, ne kadar trafiğe çok dersin? Yok ki bunun bir limiti. 2 GB database'in varsa 1.5 GB data senin için büyüktür. Normalde 10 tane istek alan API'ne 15 tane istek gelmeye başlıyorsa da büyük trafik olabilir. Bu çok geniş bir soru. Bunun bir cevabı yok yani. Demezsin. Hocam Dart dili ve Flutter hakkında bilginiz var mı? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Flutter kapandı galiba zaten. Google'da desteğini kesiyor mu? Toprak mı istiyormuş? Bir şey Flutter'la ilgili öyle bir şeyler dönüyordu. Dart'ı da bilmiyorum. Buz adam. Hocam Redis ve Elasticsearch real time olarak PostgreSQL'e bağlayabiliyorum. PG Sync ile, ama bunu SQL'de nasıl yapabilirim?
Ahmet Can Varol. Bilmem. İstiyorsan dediğim gibi haftaya şeyde sorabilirsin. MS SQL'e bunu nasıl bağlayabilirim diye. DBA ile yapacağımız canlı yayında sorarsın. FK Bey. Salih abi, SQL'deki bir tabloyu Redis'e atıp orada SQL komutu çalıştırabilir miyiz? Çalıştıramazsın. Redis bildiğin kadarıyla query desteklemiyor. Key value pair. Datayı oraya nasıl atacağın önemli. Datayı bir JSON haline getirip oraya komple koyarsan o JSON'un belli alanlarına göre Redis'te bildiğim kadarıyla search yapamıyorsun. Ama belki extension'ları vardır. Cosmos gibi, Couchbase gibi sistemlerde NoSQL olmasına rağmen o JSON field'larına göre arama yapılabiliyor diye biliyorum galiba. Ama Redis'te emin değilim. Hocam, web uygulaması içinde REST Web API kullanıyorlar. Siz bunu öneriyor musunuz? Neden direkt database'e bağlanmak varken Web API... Of! DigiPro. Neden database'e bağlanmak varken Web API üzerinden bağlanalım? O zaman ben de sana şunu sorayım. Bir tane uygulaman var, masaüstü uygulaması. Ve client'larda her bilgisayara kopyalıyorsun. Bir gün veri tabanı yolun değişti. Connection string değiştirmen gerekiyor veri tabanına giderken. Bunu bütün client'larda aynı anda yapman lazım. Böyle bir senaryo üstünden Web API kullanmak neden mantıklı diye düşün. Daha sonra bunu genele yay. İlk işime 1,5 yıl kadar önce başladım ve ilk işimde sürekli ödeme sistemleriyle uğraşıyorum. Şu anda bir çeşit ödeme kuruluşunun altyapısını inşa etmeye çalışıyorum. Sam, kolay gelsin. Ödeme dediğim gibi tehlikeli. Para önemli. Hasan Hüseyin, welcome to senior developer. Hoş gelmiş. Member olmuş. Teşekkür ediyoruz. Orada demek istediğin şey aslında Q-Stack Linked List Graph'ların belli konuları var. Sizin de videolarınız var bazıları hakkında. Biraz daha ilerisinden bahsetmek istemiştim. Quad Tree vesaire. O kadarını bilmeye çok gerek olduğunu zannetmiyorum Emircan. Yani B-Tree arka tarafta ne bileyim nasıl bir branching faktör kullanıyor falan gibi şeyleri çok fazla bilmesen de olur. PGAdmin'den sonra SSMS'e geçince acı çekiyorum hocam. SSMS için bir alternatif var mı? Çok var ya. Yani ben de SQL Server Management Studio kullanmıyorum. Data Grip kullanıyorum. Paralı bir araç. Birden fazla database'e de bağlanabiliyor aynı anda. İşte MS SQL'dir. Ne bileyim PostgreSQL'dir, Oracle'dır vesaire. Azure'un SQL'ine falan da bağlanabiliyor. Onun bir de ücretsiz alternatifi var. DBeaver isminde bir IDE var. O da güzeldir. Ücretsiz bir şeye göre. Architecture demişken hocam, ben Konya'da yaşıyorum ve mesleğimi sürdürüyorum. Neredeyse hiçbir firma katmanlı mimari kullanmıyor, ORM kullanmıyor ve bunlara inanılmaz kötü gözle bakıyorlar. Nedir bu galiba? Yani ne diyeyim ki Ahmet? Firmaların kendi tercihleri. Yani o firmada çalışmak istiyorsan, hala çalışmaya devam etmek istiyorsan, o zaman yapacağın şey kendi başına geliştiriyor olman. Çünkü firma içerisinde geliştiremeyeceğin belli. .NET tarafında güvenlik kısmı için kendimi nasıl geliştirebilirim? Pek kaynak bulamıyorum. Valla ben de çok bulamıyorum Alptekin. Güvenlik kısmı için authorization yöntemleri. Güvenlik kısmına genel olarak hakim olmak lazım. .NET'in içerisinde .NET o best practice'leri uyguluyor. Sana da uygulatıyor zaten. İşte bir basic authentication nasıl çalışır? Bir barrier token nasıl çalışır? Bir OAuth kütüphanesi nasıl çalışır? OpenAPI ile nasıl standartları vardır bunların? Identity Server gibi bir kütüphane var. Nasıl, ne işe yarar vesaire gibi konular genelde. İngilizce tabii kaynak bulunuyor galiba bunlarda. Türkçe zor. Bir Junior.NET Developer denilen kavram sizin için nedir? Junior.NET Developer'a bir mülakatta en can alıcı soru ne olabilir? Junior'lar az bildikleri için Junior'lar ya. O yüzden onlara ne bildiklerinden ziyade bir problemi nasıl çözebileceği, bu sorun hakkında nasıl çözüm üretebileceği sorulabilir belki. A'dan Z'ye bir .NET yapalım Ayberk. Ayberk, A'dan Z'ye bir .NET yaparsak Z'ye gelmez yani. Z'si yok çünkü. Nerede bırakacağız mesela eğitimi bilmiyorum. Belki konuları bakmak lazım. Hocam selam, etkinlikteydim gelemedim kusura bakmayın. Yani Fatihciğim, moderatör olarak ayıp. Moderatör de geç kalıyorsa... Selamlar Hasan Hüseyin, hoş geldin. Hocam peki Redis'e bağlanmak için arada Web API olmalı mı yoksa frontend'den direkt bağlanması yanlış mı? Yanlış tabii. Zaten bir Web API ile çalışıyor olman lazım. Çünkü sana datayı getiren, front'a datayı getiren kısım, bundan sorumlu olan kısım Web API katmanı. O Web API katmanı datayı ister cache'den getirir, ister database'den getirir, ister dosyadan okur, bir yerden getirir, fark etmez. API'den gelmeli.
oyun geliştirme hakkında ne düşünüyorsunuz Emre? Yani kendi yapmadığım bir şey. Oyun geliştirebilseydim keşke. Yani oyun developer, game developer falan olmak isterdim bir noktada. Çünkü dediğim, burada da yine daha önce konuştuk. Düşük consumption'da tüketim yaparak performanslı şeyler geliştirmeye yönelik işlemler yapılıyor. Severim ben öyle şeyleri, performans olunca. DBeaver tavsiye edilir SQL UI için. Evet, teşekkürler. Azure Data Studio da olabilir bence. Azure Data Studio, yani DBeaver falan değil tabii. Azure Data Studio'da grid üstünde edit falan yapamıyorsun. Güzel ide, Visual Studio Code'a benziyor biraz ama. Hocam bir takipçiniz olarak Fransa'ya bir selamını alırız Can. O zaman Fransa'ya buradan selamlarımız olsun. Bu Fransa'da Sen Nehri'ni temizlemek için, Paris 2024 Olimpiyatları için temizlemek için 1.7 milyarlık bir bütçe ayrılmış ve o bütçeyi kullanıyorlar. Şu an Sen Nehri temizleme aşamaları devam ediyor mu Can? Bilgilendirirsen seviniriz. Güvenlik için OWASP TEN'e bakılabilir. Evet, bunlar bir security vulnerability açık bulunacak ise bir yerde nelere bakılıyor olduğu ile ilgili getirilen bir standart. OWASP 10. İlk 10 şeklinde düşünebilir. Bir tane web sitesi var galiba. Her şeyi abstract etmek gerçekten mantıklı mı? Bazen kendi yazdığımız kodu bile anlamakta zorlanıyoruz. Değil. Hiçbir şeyin fazlası mantıklı değil abi. Her şeyin fazlası zarar. Peki ML için C# hakkında ne düşünüyorsunuz? ML.NET'i dediğim gibi Microsoft daha önce çok uğraştı. Hala gelişiyor. Şu an aktif olarak da geliştirme yapıyorlar orada. Aktif olarak kullanan birisi olmadığım için bir şey diyemiyorum. Ama Microsoft buraya da girmiş. Ama ne kadar iyi, ne kadar şey bilmiyorum. Flutter Ekim veya Kasım ayında güncelleme yayınladı. Bilmiyorum. MAUI hakkında ne düşünüyorsunuz? MAUI Microsoft'un yeni göz bebeği. Bu konuda da şeyler. Biraz iddialılar. İddialı değil de istekliler. Xamarin tarafından kurtuluyorlar. Xamarin'den farklı olarak MAUI'de artık native app'ler geliştiriyoruz. Şimdi Xamarin'le geliştirilen bir mobil uygulama macOS iOS için çalıştığında aslında iOS native bir uygulama olmuyor. Yine Xamarin uygulaması iOS'ta çalışabilen versiyonu oluyordu ya da Android'de çalışabilen Xamarin versiyonu. MAUI'de biraz işler değişti. Artık native uygulamalar derleniyor. Gerçekten bir APK çıkıyor ve Android'e çevriliyor o kodlar. Bir wrapper olarak düşünebilirsin MAUI'yi. Arka tarafta Android'e çevriliyor senin yazdığın kodlar. iOS'a çevriliyor vesaire gibi düşünebilirsin. MAUI'den de devam edecekler. Dikkat ettiyseniz Blazor'ın yeni sürümlerinde, yeni kullanılan kütüphanelerde, yeni geliştirilen komponentlerde falan biraz XAML tarafına işte yani MAUI'de de kullanılan, Xamarin'de de kullanılan komponent ekran tasarlama yaklaşımları tarafına gidiyorlar. Orada hepsini tek bir merkez altında toplamaya çalışıyorlar. MAUI o yüzden geleceğini parlak görüyorum. Hocam İngiltere'de eli ayağı tutan Midir.net yazılımcı minimum maaşları nedir? Minimumu bilmiyorum. Ben ilanlar karşıma çıkıyor. Oralardan biliyorum. İlanlarda da şeyler belirleniyor. Burada maaşlar yıllık brüt olarak hesaplanıyor. Daha sonra gelir vergisi hesaplanıyor. Düşülüyor falan. Midir bir developer'ın maaşının ortalamada 30-40 bin, işte 35-45 arası falan olacağını söyleyebiliriz. Yıllık brüt 35 bin, 45 bin. Geriye ne kadar kalır? 2400-2800 arası net bir şey kalır galiba. Şimdi baktım Kasım'da hotfix yayınlamış Flutter. WhatsApp'tan mesaj yoluyla online Excel'e veri yazan bir uygulama için nasıl bir mimari önerirsiniz? Bir kere hem WhatsApp'ın hem online Excel'in API'larına bir şekilde ulaşabiliyor olman gereken bir server mimarisine ihtiyacın var. WhatsApp'tan mesaj yoluyla. Kuyruk yapısı kullanırsın burada. Çünkü WhatsApp'tan mesajın gittiği saniye gerçekten API'ye yazılmak zorunda olan, Excel'e yazılmak zorunda olan bir şey değil bu. Al isteği at kuyruğa, 1,5 saniye sonra götür Excel'e yaz gibi bir şey olabilir. Al veriyi at kuyruğa, arka tarafta da bir tane prosesörün olsun, onları alıp öbür tarafa götürsün yazsın. New York Times olayları hakkında bilgin var mı abi? OpenAPI Microsoft sıkıntıda diyorlar. Yok bilgim. Microsoft New York Times olayları hakkında. OpenAI ve Microsoft sıkıntıda diyorlar.
Zor tabii Microsoft'un sıkıntı olması. Apple'ın saatiyle ilgili bir dava yüzünden Amerika'da banlanması ile ilgili, smartwatch'ların banlanması ile ilgili bir şey duymuştum ama Microsoft'u duymadım. Hocam iyi akşamlar, iyi akşamlar. Harvard sertifikalarına nasıl bakıyorsunuz? Biz senior olarak CS50X sertifikasını aldım. Beni ön plana atar mı diğer junior'lardan? Yine kameramız gitti. O biraz daha şarj olsun. Biz gelelim. Bundan devam edelim. Yani Harvard sertifikalarını hiç duymadım. Bu bahsettiğin sertifikanın da ne olduğunu bilmiyorum. Genel olarak sertifikalar hakkında ne düşünüyorum konusu da biraz şey. Olsa da olur, olmasa da olur. Seni böyle 5 adım ön plana atacak bir şey değil ama belki yarım adım önüne geçirebilecek bir şey sanki. Sertifikalar yani çok tasvip ettiğim bir şey değil sanki. Hocam CI/CD süreçleri için bir eğitim planlıyor musunuz veya tavsiye edeceğiniz bir eğitim var mı? Artık bütün kariyer ilanlarında bunu yazıyorlar. DigiPro. Ya geç geldin ya da atladın galiba belli yerleri. Konuştuk çünkü bunu. Kanalda dediğim gibi belli alanlarda talep geldiği zaman eğitimler düzenliyoruz. Geçen sene sıfırdan Azure DevOps'un CI/CD'sinin içinde olduğu bir eğitim planladık, yaptık. 12 saatlik videolarının kayıtını aldık. Onlar şimdi satışta. Daha önce başka bir arkadaş da Discord'dan ulaşacak bana. Yazmıştı buraya. Sen de Discord'dan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsin. .NET versiyonları da Microsoft neden bu kadar aceleci? Her yeni .NET versiyonuna upgrade yapmalı mıyız? Bazı versiyonlar var, geçiş yapman lazım. Çünkü geçiş yapmanın çok bir zararı yok. .NET 6'dan 8'e gönül rahatlığıyla geçebilirsin ve geçtiğin anda hiçbir şey yapma. Framework'ü 6'dan 8'e çevir. Arka tarafta yapılan bir ton geliştirme sayesinde durduk yere %20-%30 daha verimli bir hale gelmiş olacak uygulaman. Aceleci de değiller aslında. Her 12 ayda bir, her yılda bir yeni bir versiyon çıkartıyorlar. .NET Framework'ten .NET Core'a geçiş bir şeydi. Bir eşikti. Daha sonra .NET Core, Framework, .NET Standard vesaire gibi bunların böyle karmaşıklığından kurtulmak için 3 birden sonra .NET 5'e geçtiler. Bu ayrı bir şey. Eşik. .NET 5, 6, 7 benzer gitti. .NET 8 ayrı bir eşik artık. Yani bu eşiklere sıçramakta fayda var tabii ki. Aceleci olduklarını da düşünmüyorum. Çok geliştirme yapılıyor çünkü onları belli bir yerde yayınlamaları lazım belli bir alanda. Girdiğim büyük bir firmada bir kod bloğu 2-3 bin veya DB prosedürü aynı şekilde link server ile 2000 satır civarıydı. Bunlar ne kadar mantıklı? O kadar kurs ya da mimari öğreniyoruz ama ilgisi yok. Bunlar oluyor. Bunlar eski projelerdeki kodlar. Aman çalışıyorsa dokunmayın, çalışmaya devam etsin. Bu çok önemli. Bunları optimize etmeyelim, dokunmayalım, öyle kalsın diyeceğin kodlar muhtemelen. Bunların olması diğerlerinin olmadığı anlamına gelmiyor bu arada. Yani hem bunlar olabilir, yani hem 2-3 bin satırlık SP'ler olabilir, hem de ön tarafta muhteşem bir mimari olabilir. Ayrı kavramlar bunlar. Yani bir şirket her şeyi mükemmel, yani bir insan olarak da düşünebilirsin, bunu bir şirket olarak da düşünebilirsin. Zaten her şeyi mükemmel yapıyor olması çok nadir. Ne kadar mükemmele yaklaşırsan o kadar iyi tabii ki. Çey Yılmaz, hocam selam. Hocam ASP. ASP, Active Server Page. Salih hocam merhaba, yayına yeni gelebildim ama tüm güzel videolarınız için teşekkürler demiş Yiğit. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Geç de olsa. Mehmet ise onlar dinozorların yazdığı kodlar. Yani muhtemelen. Lan ne çok konuştum ya. Saat kaç? 8.30. 2 saat mi oldu? Yani buraya göre 8.30. Oğlum 2 saattir mesaj okuyorum lan, hiç söylemiyorsunuz. 2 saat. Oha. ChatGPT New York Times'ın verilerini kullandığı için tazminat davası açmış mı New York? Yani oradan bir şey çıkmaz ya. Oğlum ChatGPT'ye insanlık tarihinde yazılı olarak üretilen her şeyi koydular. O zaman bütün dünyanın ChatGPT'ye şey açması lazım. Öyle ama yeni girilen birinin bunları çözmesi nasıl olacak? Sana çöz demeyecekler ki, bunu optimize et demeyecekler ki, sen de bu çalışıyor, ben buna dokunmayayım deyip devam edeceksin. Hocam API üzerinden login işlemlerini yaptığımız bir projede .NET Core MVC projesinde nasıl authorization yapabiliriz? JWT token, barrier token, basic authentication, bir sürü.
.NET Core MVC içinde WebAP artı Angular ilerliyorum. Sonrasında mikroservis sence iyi mi? Mikroservisi öğren ama uygulama konusunda acele etme. DDD ve Vertical Slice hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Son sorum. DDD konuştuk burada daha önce bu videoda. DDD domainin çok büyük ve karmaşıksa, kompleks bir yapıysa domain DDD'ye geçmek lazım. Çünkü DDD'nin kendisi kompleks bir yapı. Mikroservis gibi düşünebilirsin. Mikroservisteki kompleksitenin bir domainde olduğu bir senaryoda domainleri birbirinden tamamen ayırıp her domaini ayrı ayrı ele alabileceğin, bunu özellikle yapmak istediğin bir senaryoda DDD kullanabilirsin. Belki her domaini zaten ayrı bir ekibe vereceksindir. O domainleri birbirinden ayırmak için DDD kullanabilirsin belki. Artı vertical slice. Ya vertical slice'lar her şeyin yanına artı olarak gelebilir yani. İşte CQRS kullandım artı vertical slice'lar. İşte DDD kullandım vertical slice'lar. DDD özel bir şey değil yani aslında bu. DDD seçmek yani. Gerçekten ihtiyacın olması lazım DDD'ye geçmek için. Hocamlar selamlar hocam. TPL Data Flow daha önce kullandınız mı? Ben bir projemde deneyimledim. Çok farklı bir bakış açısı katıyor. Müsaitliğinizde inceleyip bir video çeker misiniz? Yani öyle video çekecek kadar inceleme fırsatım olmaz muhtemelen. Çünkü tecrübe etmem, kullanmam da lazım. Ama bir ara bakarım. TPL Data Flow. Biraz duydum sanki. .NET'te bir şey öğrenirken Microsoft dokümanını okumak çok önemli mi veya sürekli takip etmeli mi? Okusan faydası olur. Bayağı güncelliyorlar orayı. Giderek daha iyi yazıyor haline de geldiler. Eskiden çok daha kısıtlıydı. Burami API consume yok bana dememiş. Abi hiç Big Tech'te çalışmayı denedin mi veya deniyor musun yoksa farklı planları mı var? Çıta çok mu yüksek? Çıta çok yüksek değil. 3 sene önceydi galiba. 4 sene önce galiba. Microsoft'un mülakatlarına katıldım. Belli bir yere kadar geldim. Sonra bir noktada elendim. Hazır değildim. Çünkü Big Tech'lerin mülakatlarına hazırlanmak ayrı bir şey. Böyle ÖSS'ye hazırlanmak gibi bir şey. Biraz o tarafa hazırlanıp öyle girmek lazım. Peki hocam .NET developerlar sizce frontend için Blazor mu yoksa React gibi bir framework öğrenmesi iyi olur? Blazor ilerisi için ne düşünürsünüz? Blazor'ın geleceği Maui gibi parlak. Özellikle devam ediyorlar oradan. Hepsini belli bir çatı altında toplayabilmek adına. Blazor'ın geleceği parlak. Ama senin yapmak istediğin projenin tamamını Blazor karşılar mı karşılamaz mı ona bir şey diyemiyorum. Blazor'ın hala diğerlerinden eksik olduğunu biliyorum. React'tan, Angular'dan vesaire gibi çok uzun zamandır piyasada olan SPA'lardan hala eksikleri olduğunu biliyorum. Ama Blazor belli bir noktada kendini tamamlayacaktır. Hocam yaşınız kaç acaba? Genç gösteriyorsunuz. 34 yaşındayım 2024 itibariyle Ahmet. Hocam .NET developerlar işe girebilmesi için sizce neleri öğrenmesi gerekir veya ne tür projeleri yapsa o işe girme tecrübesi vardır? Bu tamamen işle alakalı. Yani neyi bilirsem beni işe alırlar değil. Bu adamların işine yarıyor muyum, yaramıyor muyum? O önemli biraz. Yani adam senden atıyorum şu an Blazor developer olmanı istiyordur. Senin veri yapılarını biliyor olman çok bir işine yaramaz adamın. O yüzden net bir şey söyleyemem. İşle alakalı bu biraz. .NET 8 özelinde birçok yeni konu var hocam. Dediğiniz gibi bir eşikti 5-6-7'den sonra. Bununla ilgili videolar gelecek mi? Özellikle Aspire sizin yorumunuzdan dinlemek isterim. Aspire'ı çok fazla inceleme fırsatım olmadı. Aspire şu an daha biraz şey... Çok güzel bir kapının girişi şu an. Onun da eşiğindeyiz. Aspire biraz daha geliştirmeleri lazım. Şu an aslında anlatacak çok fazla bir şeyimiz yok. Sadece debug yaparken birden fazla projeyi. Debug yaparken man in the middle yani. Ortada duran bir adam hepsine hakim. Bütün konuya hakim. Servislerin birbiri arasındaki bütün iletişime hakim. Ve bu hakimiyeti sana gösterebilen bir arkadaş. Bunun daha fazlasına ihtiyacımız var. Aspire bir giriş dediğim gibi. Giriş böyleyse devamı gelecektir. Hocam MVC ve WebAPI'yi biraz biliyorum. Generic Repository biliyorum. Backend tarafında ilerlemek istiyorum. Neler önerirsiniz? Kanaldaki videoları izleyebilirsin. WebAPI'yi biraz biliyorum. Generic Repository biliyorum. Backend tarafında ilerlemek istiyorum. Backend çok geniş bir kapı. Backend'den içeriye girince karşına bir sürü şey çıkıyor. O şeyleri karşına getiren şey bir WebAPI olabilir. İşte WebAPI kullanınca repository'leri kullanırsın, ne bileyim cache mekanizmasını oturur kullanırsın, rate limiting gibi bir mekanizmayı kullanabilirsin, dependency injection'ı kullanabilirsin,
Entity Framework gibi bir yapıyı arkasına koyabilirsin. Web API'yi o konuda biraz daha ilerlemen faydalı olabilir Ceren. TCP socket ile hiç çalışma fırsatınız oldu mu? Olduysa nasıl bir proje? TCP ile ben bir çalışmışım Onur. ben hastane otomasyonu yazdığım firmada çalışırken Delphi ile çalışıyorduk ve hastanelerde cihazlar oluyordu. Örnek veriyorum bir MR makinesi, örnek veriyorum bir işte röntgen makinesi, örnek veriyorum bir kan sonucu ölçen laboratuvarda bir makine. Bunların hepsiyle TCP üzerinden konuşuyorduk. Onların belli protokolleri vardı. Her makinenin kendi protokolü var. O protokole uygun kod yazıyor olman lazım falan gibi şeyler vardı çok eskiden. Artık tabii TCP protokolleri geliştirildi. Üstüne signallar gibi wrapper'lar yazıldı. WebRTC gelişti. Web tarafı gelişti vesaire. Bunlar biraz daha yenilendi. Artık o kadar derinlemesine bilmeye gerek yok. Ama bayağı bir şeyler yapmıştım. Üniversite 2. sınıftaki birine verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir hocam? Furkancığım, üniversitede olmaktan olabildiği kadar fayda sağlamaya bakacaksın. Tek kural bu. Yani üniversitede olduğun, oradaki imkanların farkında olmuyorsun içindeyken. Ne kadar bilgi alabiliyorsan orada, çünkü orası o bilgileri kısa sürede, kompakt bir yapı içerisinde bulabileceğin en iyi yerlerden birisi. Ne kadar bilgi alabilirsen o kadar iyi. Onların hepsi lazım olacak. İhsan Güç, selamlar. Selam, hoş geldin. Ağzına sağlık. Biz de buradayız. Pür dikkat dinledik demiş Sabri. Eyvallah Sabri. Kolumdaki saatten memnun musun? Samsung Galaxy Watch 5. Memnunum. Ben çok uzun zamandır Samsung ürünleri kullanıyorum. Cep telefonunda da Samsung'u kullanıyorum. Çok uzun zamandır. Saatinde de, kulaklığında da, televizyon aldığım zaman da Samsung'dan alıyorum. Ekosistem. Memnunum. Genel bir soru sormak isterim. Popülerliği gün geçtikçe yitirdiğini düşündüğüm dil olan PHP'yi kullanıyorum. Hem profesyonel hayatta hem de kişisel projelerimde diğer dillere geçişi en hızlı nasıl ol? Yani en azından örneğin .NET Core iş ilanına başvuracak seviyede gelmek için soruyorum. Yani PHP yazıyorsan çok uzun zamandır genelde programlama dillerinin nasıl çalıştığını biliyorsundur. Geriye artık sintaksını değiştirmek. PHP'deki X bir şeyin artık .NET'te ne anlama geldiğini biliyor olman gerekiyor. Ama iş ilanına başvuracak seviyeye gelmek yine iş ilanıyla alakalı aslında. Yani bir senior ilanına başvuramazsın tabii. Hakan Yavuzalp senior developer olmuş. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Hocam .NET developer'ın işe girebilmesi için sizce neleri öğrenmesi gerekir veya ne tür proje yapsa o işe girme... Aynı şeyi söylüyoruz. Kaçıncı kenedir junior developer? Ya işe girebilmesi için neleri öğrenmesi gerekir diye bir konu yok yani. Bu açacaksın iş ilanlarını. Acaba bunlar genelde neyi istiyorlar? Çünkü birinin seni işe alabilmesi için senin o adamların aradığı adam olman lazım ya. Yani ben çok iyi TCP üzerinde kod yazan bir adama ihtiyacım varsa gidip ön tarafta Angular kullanarak şahaneler yaratan bir adam benim işime çok fazla yaramayabilir. Neler istiyorlar insanlar ilanlarda? Onlara biraz bakmak lazım. Şirkete göre değişiyor oluyor neler istedikleri de. Şirketteki proje ihtiyaçlarına göre değişiyor oluyor. Atıyorum benim projelerime göre, benim yaptığım işe göre mesela şu an cloud'u çok iyi biliyor olman lazım. Mesela. Hocam yazılım ile alakalı CV hazırlama video sizden gelir mi? Öneriniz video var mı? Göktürk bizim kanalda yazılımcının CV'si ve LinkedIn profili nasıl olmalı diye bir video var. Birkaç video var hatta. Bir İK danışmanı ile beraber yaptık. Onları izleyebilirsin. Doğukan Diran senior developer olmuş. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyorum. .NET eğitimi için Discord'da bir eğitim paylaşım göremedim. Eğitimler çok pahalı. Bu konuda daha net bilgi alabilir miyiz? .NET eğitimi Rafet vermiyoruz zaten. Yani .NET eğitimimiz yok bizim. Sıfırdan başlayıp seni belli bir noktaya getirecek bir eğitimimiz yok. Ben de özellikle düşük seviyeli konulara girmiyorum bu kanal içerisinde. Çünkü bana da faydası olması için bazı konuları seçiyorum. Örnek veriyorum, hiç bilmediğim bir konuyu öğreniyorum, öyle anlatıyorum size. O yüzden düşük seviye yok. Ama arada böyle bazı konularda eksiklikler olduğunu, örnek veriyorum SQL, temel SQL soruları ile temel SQL bilgisiyle ilgili çok fazla soru gelmişti bir dönem. Dedi ki belli ki SQL, yani bir yerlerde eksiklik var sanki. Az SQL biliyoruz. Bununla ilgili bir eğitim düzenleyelim. Sıfırdan. Okey mi? Okey.
belli sayıda talebi topladık, ücretli bir kurs planladık, öyle bir şey yaptık. Daha sonra bunun aynısını kendi ORM tool'umuzu yazalım eğitimi için. Azure DevOps CI/CD pipeline'ları için de yaptık. .NET için de bu yayında birkaç tane soru soruldu. Acaba sıfırdan böyle bir .NET kampı olabilir mi vesaire gibi. Talep gelirse neden olmasın dedik biz de. Fatih burada moderatör. Fatih'cim, diğer arkadaşlardan birisi açmadıysa bir tane anket açalım Discord'da, kanalda. Sıfırdan bir .NET kampı olsa, işte 20 saatlik 30 saatlik falan bir .NET kampı olsa katılım gösterir miydiniz diye bir oradan talep ölçelim. Yeterli sayıda talebi bulursak detaylandırırız daha sonra. Unit of work hangi koşullarda kullanılmalı? Birden fazla servisin aynı transaction içerisinde işlem yapacak ise repository pattern kullandığında unit of work'ü kullanabilirsin. Hocam, bir projeye çok hızlı başlıyorum, bir yere kadar getiriyorum, sonra heyecanımı kayıp ediyorum. Açıp bakmıyorum, sürekliliği nasıl sağlayabilirim, tavsiyeleriniz neler? Bu videoda yine tavsiyesini yaptım. Önce genel olarak işe yarayan bir kod parçası çıkart, daha sonra onu güzelleştirmeye, iyileştirmeye, optimize etmeye bak. Çünkü çok uzun bir proje planlayıp küçük gidince o böyle ağzına yapışır hale geliyor, eline yapışır hale geliyor. Belli bir yerde bırakasın geliyor. Belli bir noktaya kadar getirdiğinde o projenin bir çıktı üretmesinden, yani yaptığın işin çıktısını görebileceğin kıvama getir projeyi. Atıyorum 10 tane endpoint tasarlaman lazım. Bunların hepsini, repository'si, işte servisleri, tabloları falan hepsini baştan tasarladığını düşünüyorum. Endpoint'lerin önce Swagger'da çıktılarını gör yani. Oluştur controller'ların action'larını. Boş data dönsün, mock data dönsün geriye. Daha sonra yaptıkça Swagger'da görmeye devam et. Yaptığın şeyin karşılığını görünce, biz infrastructure tarafında fazla zaman harcıyoruz ama yaptığımız şeyin çıktısını görmeye başladıkça insanoğlu böyle biraz daha yapmaya meyilli hale geliyor. Sen de öyle yapabilirsin. Günümüzde lead code soruları çözmek mi çok daha önemli? .NET alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak mı olur? Lead code sana bambaşka dünyalar kazandırır. O dünyalara ihtiyacın olur mu sorusu senin nasıl bir developer olmak istediğinle alakalı. Genelde oluyor çünkü bir şeyi öğrenme hızını da artırıyor. Çünkü altyapının nasıl çalıştığını, bunların arka tarafta nasıl çalıştığını, nasıl algoritmalar olduğunu anlıyorsun. Bir şeyleri öğrenme hızın artıyor. O yüzden lead code soruları çözmek mantıklı olur. Bunlar birbiriyle alternatif olarak görünmesin yani. Hem lead code öğrenirken .NET tarafında da derinleşebilirsin. Hocam bugün... Kayboldu yine. Çok soru gelmiş. Hocam bugün girdiğim bir interview'den bir soru soracağım. Hashmap'in dezavantajları nedir? Ben fazla memori kaplıyor Ereğden dedim. Bir soru için. Su için. Yani array dediğimiz arkadaş veri tutabileceğimiz en basit arkadaş. Diğer veri yapıları array gibi çok basit bir arkadaşı doğru düzgün kullanıp manipüle edip dış dünyaya servis edebilecek başka yapılar için, başka yapılarda kullanılıyor. Örnek veriyorum, list objesi. Arka tarafta bir array var. O array'i kullanıyor. Sen liste bir şey eklediğin zaman gidip array'in bilmem kaçıncı indeksindeki şeyi set ediyor yani. Offset'ini ayarlıyor. Gidiyor oraya bir şey koyuyor. Sen listten bir şey okuduğun zaman o da gidip array bilmem nesini okuyor falan yani. Şimdi hashmap hashmap dediğin hashing yapısını kullanan, benim hash ile ilgili anlattığım bir video var. Hashing yapısını kullanarak bir mapleme, işte bir key value gibi düşün. Mesela bir key var, hash ile oluşturulmuş key, bir de onun karşısında bir value var, hash table. Gerçi hash map bu olmayabilir. Hash set benim dediğim .NET'teki. Bu da Java'da olabilir hash map. Map de belki yine key value pair falan gibi bir şey vardı, dictionary. Ama hash adı üstünde hashing yapısını kullanan bir arkadaş. Daha mı fazla memori kaplıyor array'den? Değişir. Tuttuğun veriye göre değişir. Mesela integer bir hashmap kullanıyorsan, tuttuğun data integer'sa array'den çok daha fazla yer kaplamayacaktır. Belki iyi yönetilememiş bir hashing table yüzünden gereksiz boşluklar olabilir. Yani 50 tane data tutacaksındır ama mesela array'i çok verimli kullanamadığın için bütün datalar belli bir yerde birikmiştir vesaire gibi bir şey. O benim hashing ile ilgili videomu izlersen biraz daha detay verir sanki. Hocam yoruldunuz, dinlenin biraz yahu. Teşekkür ederim Ali'cim, Ali Hüseyin'le.
İki senedir çalışan biri olarak yeni teknolojileri öğrenmek mi yoksa .NET'i derinlemesine öğrenmek mi? Yani hangisi daha doğru olur? Bunlar yine birbirinin alternatif olmak zorunda değil. Yeni teknolojilere, sadece yeni teknolojilere çok fazla açılmamak lazım. Daha önce yaptığımız bir Discord oturumunda bir arkadaş şey demişti. İşte çok şeyim var. Az tecrübem var. Şunu da öğreniyorum. Elastiği de öğreniyorum. Mongo'yu da öğreniyorum. Onu da öğreniyorum falan. Daldan da çok fazla sıçramamak lazım. Çünkü bu konular, bu teknolojiler böyle bir günde, 2 günde, bir haftada öğrenilecek şey değil. Yani sen bana desen ki ben 2 yıllık tecrübem var. Elastiği, Mongo'yu, Kubernetes'i, Docker'ı, Web API'yi, onu bunu çok iyi biliyorum dersen acayip şaşırırım. Bunların hepsini biraz biliyorsundur çünkü. Hepsinden biraz bilmek benim şeyim değil, tarzım değil. Bir şeyi öğreneyim tam, ondan sonra başka birine sıçrayayım şeklinde. Yani tam öğrenmek ne demek tabii, o da var ama en azından derin gidebilecek kadar, birçok soruya cevap verebilecek kadar öğrenmen lazım. Sen de yeni bir teknoloji öğreneceksen .NET tarafında derinleş. Evet, yeni bir teknoloji öğren ama onu öğrenmeden başkasına sıçrama. Çünkü o zaman elinde hiçbir şey olmuyor. Hocam 4. sınıf bir CS öğrencisiyim. Data Science stajı yapacağım. Yapı Kredi'de ne tavsiye edersiniz? Stajyerlik sürecim için ayrıca kurumsal banka olmasının kötü bir yanı olur mu? Kötü bir yanı olmaz. Sadece süreçler biraz daha yavaş ilerler muhtemelen. Ama banka gibi bir yerde veriyle ilgileneceksen elinde çok fazla veri olduğu için kendini şanslı hissedebilirsin. Hocam sana senior tanımı nedir sana göre galiba? Sektörde 4 senesini dolduran direkt kendine title atıp geçiyor. Bana göre senior Bora abidir, sensindir mesela. Bu kadar kolay title alınmamalı. Ya bu ekonomik dalgalanmalar, maaş artırımları, zamlar falan yüzünden title'lar iyice değişmeye başladı. Firmaların şeyleri var mesela. Maaş skalalarını belirlemişler. Onu değiştiremiyorlar ama sana zam yapmalı. Sana zam yapamadığı için bağlı bulunduğun title'da seni bir üst title'a geçiriyorlar sırf zam yapabilmek için falan. Bir senior nedir? Bilmiyorum yani. Çevrende duyduğum birçok konu hakkında fikrin, bilgin varsa artık senior'sın diyebiliriz sanki ya. Ben öyle bir kendimce tanım yapıyorum. Yurt dışında remote iş bulabilmek için neler tavsiye edersiniz? Bunun için web siteleri falan var galiba. Hiç yaptığım bir şey değil Tuncay. O yüzden tavsiye veremeyeceğim çok fazla ama İngilizce bildiğini, aldığın işleri zamanında teslim edebildiğini, teknik olarak da yeterli olduğunu bir şekilde ispatlaman lazım. GitHub profili, LinkedIn profili veya bu bahsettiğim web sitelerinde açabileceğin profiller falan. Web site yazmak için backend'in yanına Blazor mu yoksa Angular mı React mı yeni başlayan için? Ben Blazor'cıyım. Çünkü çok daha kolay geliyor diğerlerini öğrenmekten. Sadece C# yazarak hayatıma devam edebiliyorum. Yeni başlayan birisi için yani yanlış yönlendirmiş olurum muhtemelen. Bir şey demeyeyim o yüzden. Abi bazıları bir teknolojinin 2-3 şeyini öğreniyor, yazıyor direkt CV'ye. Bazısı da epey çok şey biliyor. Ayrıştırmak için ne yapabiliriz? Bunları gösterecek projeler yapmak mı? Tabi bunları gösterecek projeler yapabilirsin. İş görüşmelerinde sana sorarlar, detay sorarlar. Herkesin bildiği şeyleri sormazlar. Sen o herkesin bildiği şeyleri bilip üstüne detayları da bilirsen bildiğini göstermiş olursun. Maalesef yayını şimdi gördüm. Bir ara İngilizce kursu düşünüyordunuz. İlerlemeler ne oldu? Bilgi verebilir misin? İngilizce kursu mu? Allah Allah. İngilizce kursu değil sanki de. Yani ben İngilizce kursu almıyorum. Kurs da vermiyorum. Öyle bir konu da geçmemişti Ali. Tam anlamadım. Girdiğim firmaların hiçbirinde ilişkili tablo yok. Cascade gibi. Sadece referans veriyorlar. Product tablosuna Cat ID olması gibi. Kategori ID galiba. Ben de bu şekilde alıştım. Problem mi? Yoksa gerçekten çoğu firmalar böyle mi? İlişkili tablo yok ne demek? Yani ilişki kurmuşlar işte. Yani sadece referans veriyorlar product tablosuna Cat ID olması gibi. Tam product tablosunda Cat ID olduğu zaman katalog tablosundaki ID ile ilişki kurmuş oluyorsun. Relational database olmuş oluyor işte. Concurrency ve paralelizm kullanım amacı çekirdek sayısından mı ibarettir? Çok şey yapamadım bu bakış açısını anlayamadım. Kullanım amacı bir şeyleri paralelde yani prosesleri paralelde ilerletiyor olmak.
limiti çekirdek sayısından mı ibarettir dersen evet. SQL ETS Tur'da çalışırken işime yaramadı sadece mi demiştin Salih? PLSQL ETS Tur'da Oracle kullanıyorduk. Oracle'da kullanıyorduk. PLSQL'i orada çok fazla kullandım. Ondan sonra PLSQL işime yaramadı demiştim Emre. Müzik arkadan çok komik geliyor. Niye lan, beğenmediniz mi otel lobisi playlistimi? İstiyorsanız Türkçe rap açayım. Eşlik ederim. Hocam yurt dışında iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Oh be Junior Developer. Adam gibi bir soru geldi en sonunda ya. Ulan hep mi bir canlı yayın soru cevap yapıyoruz dedik? Hep mi iş hakkında olur? İnsan biraz der ki abi iyi misin? Halin vaktin yerinde mi? Para yapıla ihtiyacın var mı der. Ayıp ya. İyiyim Junior Developer. İsmini bilmiyorum ama mutluyum İngiltere'de yaşıyor olmaktan. Hocam okulda Haskell dersleri veriyorlar. Haskell bize ne? Onu hiç ilk defa duydum. Haskell. Yanlış mı okudum? SQL mi acaba? Azeri bir arkadaş galiba. Azeri de olmayabilir. İsmi şey. Garip. Hocam eğitim ücreti ve Azure DevOps eğitimi gibi olacak değil mi hocam? Eğitim ücreti ve Azure DevOps eğitimi gibi. Evet, sadece bir anket aç. Ücretli bir DAT sıfırdan ya da bootcamp falan diyelim. .NET kampı. Ücretli bir .NET kampı olsa katılım göstereyim deriz. Başlangıç seviyesi falan diye de yazabiliriz. Hocam yeni başlayanlar için asomptotik işte time complexity gibi seviye ileri seviye kavramları bilmek, uygulayabilmek yeni başlayan birisinin bilmesi şart mı? Değil. Yeni birisi için, yeni başlayan birisi için şart değil. Ama yeni başlayan birisi bunları bilirse bütün hayatı boyunca yazdığı kodların stilini etkiler. İyi bir şey olur yani. Şart değil ama nice to have. Sanırım arkadaş foreign key yok diyor. İlişki derken foreign key'den mi bahsediyordun? Salih abi web scraper yasal mı? Yasal. Çünkü senin mouse'u klavyeyi kullanarak bir web sitesine girip bir veriyi kopyalaman gibi çalışan bir şey. Abi Daily Lead Code Challenge çözümü videoları vaktin varsa güzel bir örnek olabilir. Yabancı kaynaklardan takip ediyorum bu içeriği. Kanalını ve emeğini seviyoruz. Teşekkürler. Mustafa'cığım teşekkür ederim. Lead Code daha önce de bahsettiğim gibi bu büyük giant tech kampanyalarında mülakatlarında sorulduğu gibi bir sürü algoritma barındıran şeyler. Orası ayrı bir dünya. Yani oraya girmek lazım. Benim de kendimi geliştirmek için o alana girmem. Artık o alandan ilerlemem. Yani atıyorum sana hadi bakalım ben de bir karşıma bir soru çıktı. Bu soruyu da hep birlikte çözelim diyebilmek için kafadan bunu daha önce hiç çalışmadan yapabilmek için benim lead code'da daha önce çok vakit harcamam lazım. Yani o yüzden lead code'da bir soru göreceğim ben. Onun çözümünü bulacağım. Yapacağım. Onun iyisi olduğunu anlayacağım ve ondan sonra video çekeceğim gibi bir şey olabilir. Bu beni de yorar, sizi de yorar. Size de yazık olur çünkü 2 haftada bir video çekmiş oluruz o zaman. Ya da başka konularda videolar gelmez. Hocam öğrendiğimi çabuk unutuyorum, nasıl çözebilirim? B12 vitamini eksikliği olabilir Ali'ciğim. O öğrendiğini uygulaman lazım. Uyguladığın zaman daha akılda kalıcı oluyor. Ezberlemek yerine nasıl çalıştığını anladığında hatırlaması kolay oluyor. O zaman Google'layıp hemen böyle şak diye sintaksını bulabiliyorsun. Hocam .NET yazmayı çok seviyorum. Stajım için yurt dışında 3 aylığına Erasmus ile yapay zeka alanında staj yapacağım. Sizce gideyim mi yoksa TR'de yazacağım şirkete mi gideyim? Valla yurt dışına çıkmak gibi bir şeyin varsa sadece yurt dışında yaşamış, oraları görmüş, oraların havasını koklamış, başka bir kültürü görmüş olmak için bile faydalı olacaktır. Türkçe rap var. Abi mid-level cloud data engineer firma değiştirirken %50 artış maaş, %50 maaş artışı talep ederse doğal karşılanır mı? Karşılanır. Türkiye'de karşılanır. Gerçek bir projede uygulanmadığı sürece ben bir konuyu biliyor saymıyorum. Yani ben aynı şeyi düşünmüyorum. Gerçek bir projede uygulamasa bile bir konuyu biliyor olabilir. Azure DevOps eğitimi Discord'dan mı ulaşabiliriz yoksa Udemy kursunuz var mı? Udemy. Discord'dan ulaşabilirsiniz. Abi data access layer katmanında connection string verisine ihtiyacım var. Careb katmanındaki config dosyasını nasıl okurum? Onion mimari kullanıyorum. Aralarında referans yok. Onion'da data access layer da yok ki zaten. Connection string bir configuration olduğu için web API katmanından paslaman lazım diğerlerine. Web API katmanındaki iConfiguration interface'ini gönderebilirsin diğerlerine.
Paraya pula ihtiyacın var mı? Ali sormuş. Ya Ali'cim bunu özel konuşabiliriz istiyorsan. Bir IBAN vereyim. Bir IBAN yazsam buraya kaç kişi şey gönderir? Sonra ben de bugün yakalamışlar ya o şeyleri. Tokatçı çift. Bunda Sabiha Gökçen'de yakalanmışlar. Yurt dışı çıkış yasağı olan. Bunlar Gürcü'den önce Portekiz'e gitmemişler miydi zaten? Neyse. Abi yeni kanal fikrim var mı yemek üzerine? Emirhan. Yok oğlum. Zaten bir tanesiyle zar zor baş ediyorum. Yemek ama yemek hobim. Güzel hobim biliyorsunuz. Uygulamam senkron olduğu için fazla thread oluşturduğunu düşünüyorum. Bu sonuçta işleri zorlaştırıyor. Senkron uygulamaların böyle bir dezavantajı var mı? Bunu nasıl yönetebilirim? Var. Asenkrona geçerek yönetebilirsin. İsmail nerelerdesin? Salih ile beraber başka videoları bekliyoruz. İsmail bak Emrah'tan talep geldi başka videolar için. .NET alanında çalışan birine cloud bilgisi ne seviyede olmalı? Ya da şöyle sorayım. .NET'te yazılan ama temel cloud bilgisi gerektiren bir projede cloud bilgimi nasıl geliştirebilirim? Cloud native uygulamalar geliştirmeye başlayabilirsin. Bir uygulamayı sadece cloud'da çalışacak şekilde yazıyor olmak. O uygulamanın sadece cloud'da çalışabiliyor olması lazım. Cloud'da çalışmak üzere tasarlanması. Cloud'un da nimetlerinden faydalanıyor olması lazım cloud native bir uygulama için. Kendine cloud native bir uygulama geliştirebilirsin. 2024 yılında biz de bu tarz videolara gireceğiz. Premier Lig'de bir takıma kombine alacak olsan hangi takımı alırdın? Orada kombine sistemi var mı bilmiyorum gerçi. Kombine sistemi var. Şu an Leicester'da yaşadığım için en rahatı Leicester olurdu. Ya da en iyi ihtimal ne bileyim Londra 2,5-3 saat uzaklıkta. Londra takımlarından birisi olur. Chelsea olur, Tottenham olur, Fulham olur. Elektrikli araba almanın tam zamanı mıdır? Valla ben aldım. Sen Doğan ya da Şen Doğan neyse. Ben aldım. İyi ki de aldım. Almışım. Çok sevdim. Hocam YD'de çalışma günleri nasıldır? Yurt dışında çalışma günleri nasıldır? Az çalışıyorlar bunlar ya. Türkiye'den geldikten sonra bayağı afalladım. Bu kadar mı çalışıyorsunuz? Az değil mi bu dedim. Bayağı zaman kaldı falan yani. Hocam kendinize ait ticari projeniz veya yazılımcılar için geliştirdiğiniz yapılar var mı? Yoksa sadece çalıştığınız firmaların projelerini mi geliştiriyorsunuz? Kendime ait ticari projelerim var. Devam ediyorum. Belli bir noktada yayınlanacaklar. Hatta 2024 yılı içerisinde bir tanesini yayınlayacağım. Onun dışında başka şirketlere danışmanlık veriyorum bazen. Eğitimlerimiz oluyor yani onlarla. Uzun süreli, kısa süreli vesaire. Bir de çalıştığım firmaların projelerini geliştiriyorum. Yurt dışında yaşamak yalnızlık hissettiriyor. Bu ne kadar sürede çevre edinip yalnızlık hissiniz azaldı. Ben ilk geldiğimde ilk birkaç ay zaten dışarı çıkılmadı pandemi ayağına. Pandeminin son dönemleriydi. Bu arada diğer kamera kendine gelmiş olabilir. Onu tekrar bir açayım. Bir de ona geçeyim. Studio mod. Şunu kapatıp bunu aktive etsem. Şöyle boom. Bunu transient. Şunu deactive. Tamam. Bu kamera daha güzel tabii. İlk birkaç ay dışarı çıkamamıştım. Ondan sonra yavaş yavaş çıkmaya başladım. Çevre edinme konusunda çok problem yaşamadım. Bulunduğum ortamada kolay alıştım. Yalnızlık hissi... Ben zaten Türkiye'de de yalnız yaşıyordum. Arkadaş çevrem, ailem vesaire oradaydı. Ama yine de bilmiyorum. Ya, yalnızlık çok fazla dert ettiğim bir şey değil benim. Masa üstünde bir tuşa tıklandığında o an açık olan pencere başlıkları nasıl elde edilebilir? Son açılmış olana erişilebilir mi? Evet, prosesör, proses diye bir kütüphane var C#'da. Onun altından prosesleri tarayarak o proses aktif ID'sinden ulaşıp o prosese şu an aktif mi, penceresi açık mı, minimize mi, maksimize mi falan gibi şeyler yapabiliyorsun. Proses kütüphanesi yardımcı olur. Selamünaleyküm. Remote iş için hangi konularda iyi olmak gerekir? Remote işe nasıl geçiş yapmak lazım? Nasıl bir yoğurtası izlemeliyim? Detaylı bilgi verebilir misiniz? Veremem. Remote işe geçiş, yani remote işi yapabilmek için hangi konularda iyi olmak gibi genel bir şey yok ki. Yani RabbitMQ bilenlerin hepsi, RabbitMQ bilenlerin, ServiceBus bilenlerin, Kafka'yı bilenlerin hepsi remote iş bulabilir diye bir kural yok çünkü. Remote iş için birçok konuda bilgi sahibi oluyor olman gerekiyor. Çünkü o adam sana o işi yaptırabilmek için kendi memleketinde o adamı bulamıyor olması lazım ki sana versin o işi. Senin onlardan bir şeyleri daha çok biliyor olman lazım. Neye göre belirlenir bu? Firmanın şeyine göre, işine göre. Sana o işi verecek olan arkadaşın yapmak istediği şeye göre değişir.
Hocam bu arada söylemek istiyorum. İçerikleriniz aşırı hoşuma gidiyor. Sizin gibi bilgi verici kanallara bayılıyorum. Tek bir önerim var. Herkes bir dil, bir framework öğretiyor. To be. Liseli rektör. Teşekkür ederim. Tek bir önerim vardan sonraki kısmı tek bir dil, tek bir framework öğretiyor demişsin de ben zaten tek bir dil, tek bir framework biliyorum. Onun yanında başka tool'ları, araçları öğretmeye çalışıyorum. Orası ayrı. Ama bir dil, bir framework var bende. Herkes de benim gibi değil ama ya. Bir sürü yani adam Electron JS anlatmış, JavaScript anlatmış, C# anlatmış, bir sürü bir şey anlatmış adam var yani. Hocam Linux, macOS, Windows bir de laptop önerir misiniz? macOS ve Linux Visual Studio yok diye biliyorum. Varsa da iş görmez diyorlar. Doğru. macOS'taki Visual Studio'nun desteği Microsoft tarafından kesildi zaten. VS Code kullanılabilir oralarda. İyidir, güzeldir ama yine de bir Visual Studio değildir. O yüzden Windows kullanıyorum ben. Akademik İngilizce için tavsiyeleriniz nelerdir? Tez okuyabilirsin akademik seviyede. IELTS'e hazırlanabilirsin. IELTS'in reading bölümlerini okuyabilirsin. Akademik IELTS'e girersen onların readingleri değişiyor. Writingleri değişiyor. Akademik writing yapmaya çalışabilirsin. IELTS'e çalışmak bayağı akademik İngilizceni geliştirir. Devamı varmış liseli rektörün. Ama kimse neyi nerede arayacağını bilmiyor. Bunun üzerine sizden bir eğitim serisi izlemek çoğu kişinin işine yarar diye düşünüyorum. Kimse neyi nerede nasıl arayacağını... yani bir konuda zorlandın nasıl araştırma yapacağını mı öğrenmek üzerine bir şey. Nasıl ara? Ben bilmiyorum nasıl araştırma yapıyorum. Bir şey bilmiyorsam Google'da best practice'lerine falan GitHub repositorilerine bakıyorum birileri nasıl kullanılmış. Dokümanı varsa dokümanına gidiyorum. C# kodu yazıyorum, deniyorum. Bir tane konsol uygulama açıyorum, deniyorum. Sonra oluyor bir daha, oluyor bir daha. Aykut Kurt bootcamp yapmayı düşünüyor musunuz? Aykut da sonradan katılanlardan galiba. Aykut'cum bootcamp yapmayı düşünmüyordum bugüne kadar. Bugün yeterli sayıda talep olursa düşüneceğiz dedik. Discord kanalımızda bir anket açılıyor. Oraya eğer bir katılım gösteririm işareti bırakırsam biz de katılıma göre bir şeyler düşünebiliriz. Hocam HackerRank'te 43 bin sıralama yapıp alınabilen maksimum rütbeyi de aldım. 6 ayda nasıl sence? Vallahi müthiş o zaman. Bilmiyorum 43 bin sıralama neye denk geliyor ama alınabilen maksimum rütbeyi aldıysan sen şu an büyük şirketlerin mülakatlarına hazırsın. Junior mülakatlarına. Sadece bunları yaptıysan. 6 ay güzel süre. Sizce bir teknoloji alanına mı bir proje alanına mı? Yoksa genel insanlar için bir proje mi daha... Anlamadım bir saniye. Sizce teknoloji alanında bir proje mi? Yoksa genel insanlar için bir proje mi daha iyi geri dönüş sağlar? Ne demek bu? Teknoloji alanında mı? Genel insanlar için bir proje mi daha iyi? Anlamadım Ali. Sektörde ne kadar UML kullanılıyor? Az. Hocam arkanızdaki kitapların konuları nelerdir? Hepsi yazılım ile ilgili değildir. Hiçbir yazılım ile ilgili değil. Uğur. Genelde ağırlıklı olarak Emrah Safa Gürkan'ın kitapları. Bunu herkes bilir. Sultan'ın Casusları, Sultan'ın Korsanları, sonra Zaman Makinesi Nasıl Yapıldı diye bir başka kitap var. Saatler isminde başka bir kitap var. Ezbere Yaşayanlar Emrah Safa Gürkan, Gizli Güç Beden Dili. Sonra 3 tane Yuval Noah Harari'nin kitapları var. Sapiens, Homo Sapiens ve 21 Lessons. Ondan sonra Yağız İzgül'ün bir tane Tek Gecelik Yemekler kitabı var. Bir de en son Sezgin Kaymaz'ın Bakele kitabı var. Birkaç tane daha var da onlar burada değil. Kitaplar bunlar. .NET Backend Roadmap ile ilgili içeriğiniz var mı yoksa nereden takip edebilirim? İçeriğim yok. Belki Discord'da bir şey düzenleyebiliriz. Bununla ilgili böyle bir yarım saatlik, bir saatlik bir roadmap üzerinden gidip bunu biliyor muyuz? Bunun artısı eksisi nedir falan diye tartışa tartışa gidebiliriz belki. Orada bir yayın yaparız. Cloud Native uygulamaların avantajları nelerdir? Yanlış bilmiyorsam sunucu maliyetlerini düşürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Umut. Güzel soru. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bir uygulama yazıyorsun. Atıyorum IIS'de çalışan küçük bir web API. Bir tane endpoint'in var. Bir tane de database'in var. Atmışsın aynı makine üstünde çalıştırıyorsun. Sana şimdi bu uygulamayı yayınlayabilmek için ne lazım? Bir tane sunucu. O sunucuyu ayağa kaldırıyorsun, güncellemelerini yapıyorsun, bakımlarını yapıyorsun, güvenliğini sağlıyorsun, IIS kuruyorsun, uygulamanı atıyorsun, database bağlantısı, güvenliği vesaire vesaire yapıyorsun, çalıştırıyorsun.
Aslında bir tane küçük bir proje için sana maliyeti kocaman bir makine ve zaman. Maliyet bakımıydı, update'iydi, güncellemesiydi, güvenliğiydi, sertifikasıydı falan. Cloud tarafında adam diyor ki kocaman bir tane makine kiralamana gerek yok ya. Senin ne ihtiyacın var? Ben sana onu hizmet olarak sunayım. Sen diyorsun ki benim bir tane web API'm var. Bana bir tane web API yayınlayacağım proje ver. O diyor ki tamam, benim bir tane serverless mimarim var. Sen ver diyor bana kodları. Ben onu yayınlayayım. Sen şimdi bütün sunucunun maliyetindense sorumlu olduğun şey, bütün sunucuysa, sunucudansa artık sadece o web API. Serverless mimari de bir de veriyorsun, sunucunun bakımını da onlar yapıyor. O projenin nerede çalıştığının senin için bir önemi yok artık. Sen sadece o projenin işte konfigürasyonuydu, ayarlarıydı, bilmem neydi. Bunları yapabiliyorsun, uygulamayı veriyorsun, çalışıyor. Artık bütün sorumluluk cloud tarafında. Aynısı database için de geçerli. Database için bir sunucuya gidip SQL Server falan kurmana gerek yok. Zaten SQL Server kurulu olan sunuculardan sana bir tane instance veriyorlar. Yine tabii bunların hepsini konfigüre edebiliyorsun. Dolayısıyla sen bir tane işletim sistemi lisansı, bir tane bakım için adam tutacaksın, o işleri yapacak, güvenlik için adam tutacak falan gibi maliyetler yerine, yani bu maliyetlerin onda biri fiyatına hizmet, sadece ihtiyacın olan hizmeti satın alarak Azure'dan, Amazon'dan, neredense cloud native bir uygulama geliştiriyorsun. Bu environment'ta çalışabilecek bir uygulama geliştiriyorsun. Maliyetin düşüyor. Abi kaliteli web üzerinde IDE kod editörü var mı bildiğin? Web üzerinde gerçekten güzel ve iyi çalışan, ücretli ücretsiz. Web üzerinde çalışan IDE var mı zaten bilmiyorum ama Google'ın Microsoft'un neydi? CodeSpace var. Kullanılabilir belki belli bir yere kadar. GitHub CodeSpace. Selamlar, soruldu mu bilmiyorum ama LLM ile ilgili alakalı ne düşünüyorsunuz? Hiç ilgilendiniz mi? İleride herkesin ilgilenmiş olması gereken bir şey olabilir gibi. Herkesin ilgilenmesi gereken bir şey olmaz. Bu da şey gibi biraz LLM. Large Language Models'tan bahsediyor AI için. Mesela şu an herkes nasıl data structures'ı bilmiyor ya derinlemesine ama hala development yapabiliyoruz. Bu da AI'ın, yapay zeka tarafının o data structures tarafı sanki. Hani bunu herkesin bilmesi gerekmiyor. Tamam, birileri biliyor, birileri birkaç adım öne çıkıyor ama herkes bilmese de olur sanki. Bunların üstüne başka şeyler geliştirilecek. Başka framework'ler çıkacak. Belki onları bilmek gerekebilir. Java EE ya da aynı adıyla Jakarta IO ekosistemi hakkında bilginiz var mı? Varsa paylaşır mısınız? Meli Ömer Kamar. Hiç yok. Jakarta hiç. Jakarta başkenti değil mi ya? Japonya'nın. 18 yaşında olsaydınız, yazılım bilginiz olmasaydı nasıl bir yol haritası izlerdiniz? Yani yine teknoloji alanında bir şeyler yapmak isterdim galiba, yazılım bilgim olmasa. Yazılımcı belki olmazdım ama teknolojiden ilerlerdim muhtemelen. .NET MAU hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdiden öğrenmeye başlayalım yoksa Flutter tarafı daha mı iyi? Bu soru soruldu. .NET MAU hakkında şimdiden öğrenmeye başla. Yani .NET tarafında bir şeyler yapmak istiyorsanız MAUI'den zaten başka çözümünüz yok. Microsoft'un yapmaya çalıştığı şey de bu. Native uygulamalar geliştirebilirsin MAUI tarafında sadece C# bilerek. Muhtemelen 1-2 yıl içerisinde Flutter'ın bugün sunduğu imkanların birçoğunu da sunmuş olacak. Soruyu yeniden sorayım. Daha çok developerların veya esasen üreticilerin kullandığı tarz proje mi yoksa tüketicilerin kullandığı bir proje mi? Daha çok developerların mı? Yani bu işi paraya döküp ticaret yapmak istiyorsan developerların kullandığı uygulamaların çok fazla para getireceğini düşünmüyorum. Çünkü sürekli değişiyor bir şeyler. Yani sen bir şeye bir eklenti yapıyorsun, hop başka biri bir eklenti yapıyor, çok daha güzel olmuş oluyor falan filan. Çok fazla şey çıkıyor orada. Biraz sanki son kullanıcıya ürün yapmak daha pahalı gibi. Yani böyle bir paket program yapıp onu bir tane uygulama yapıp 1 milyon kişi indirirse 1 TL'den atıyorum 1 milyon lira olur falan gibi bir şey. Context switching vs paralelizm kullanım amacı arasındaki fark sadece çekirdek sayısı mı? Yani context switching ve paralelizm. Paralelizmde de yani context switching pahalı bir, maliyetli bir arkadaş. Yani yine paralelizm ve context switching birbiriyle karşılaştırılır mı, kullanılabilir mi? Emin değilim. Çekirdek sayısı mı? Tabii işlemciyi ve enerjisini verimli kullanmak da var biraz. Context switching'de maliyet artıyor.
Selam, iyi yayınlar hocam. Load Balancer ile ilgili bir eğitim videosu çekmeyi planlıyor musunuz? Projemiz production ortamına alındığında yoğun talep altında ne gibi işler yapmalıyız gibi bir içerik. Yani bununla ilgili bir eğitim planım yoktu. Load Balancer anlatacak kadar, eğitim verecek kadar iyi bildiğimi de söyleyemem zaten. Yani böyle bir reverse proxy olarak kullanılan Nginx'in, işte Envoy gibi bir kütüphanenin falan çok iyi load balancer'lar olduğunu biliyorum. Ama hakim olduğum bir konu değil. Java'da, Jakarta'da, Endonezya'da diye biliyorum. Jakarta Endonezya'da mıydı? Endonezya'nın, dur, Japonya'nın başkenti Tokyo. Jakarta. Çok merak ettim ya. Jakarta. Evet, Capital of Indonesia. Endonezya'nın başkentiymiş, özür diliyorum. Maui tarafında Blazor ile ilgili çok, Blazor ile çok rahat uygulama geliştiriliyor, ben beğendim. Maui bir de hybrid Blazor da olabiliyor. Yani Maui gibi bir native uygulama içerisinde bir web page koyup Maui native page gibi davrandırabiliyorsun. Çok güzel o özelliği hybrid Blazor. Bayağı iyiydi. Yazılıma başladığınız zamana dönecek olsaydınız neyi yapmazdınız veya neyi yapardınız? Yazılıma başladığım döneme tekrar dönecek olsam sanki veriyle, veri bilimiyle ilgili daha çok ilgilenirdim. Bugün mesela tekrar yazılımcı kariyerimi başına dönersem bugün de yine veriye dönerdim. Gerçi bugün veri ve yapay zeka, yapay zeka verileri falan da olabilir ama veriyle ilgili bir kararım olurdu muhtemelen. Yoğun trafikte çalışan bir uygulamada thread yönetimi için özel yöntemler izliyor musunuz abi, yoksa dümdüz evet mi? Bunları ileri seviyede nasıl kullanıldığına dair pek örnek görmedim. Bu tarz yoğunluklarda asenkron programlamaya geçiyoruz. Asenkron programlamayı sadece await ile düşünmeyebiliriz. Await programın içerisinde bir asenkron yarat imkanı veriyor sana. Ama queue'ları aktif olarak kullanıyoruz mesela. Çok yoğun istek geldiği zaman işleyemeyeceğimiz kadar çoksa queue'ya atıyoruz. Sonra oradan alıp yavaşça işleyip bitiriyoruz falan gibi mekanizmalar oluyor. Ya da çoğaltıyoruz kullandığımız şeyleri. 3 makine yapıyoruz, 4 makine yapıyoruz, scale ediyoruz. Türkiye'ye ne zaman geleceksin demiş Emrah. Muhtemeldir Mayıs ortası gibi. Geri bir 3 hafta kadar kalacağım. Emircan Koç Ali Osman'ın sorusuna yardım. Ali Osman'a cevap olarak context switching thread değişmesi sırasında olmuyor mu? Zaten paralel programming'de bildiğim kadarıyla threadlerin değişmesiyle ilgili bir durum yok. Olay zaten bu. Ben kaçar. Burada saat geç oldu. Evet, saat 12.10 geçiyor. Oğlum gitseniz. Konuştuğumuzda şad oldum. Seviliyorsunuz. Devam ki. Teşekkür ederim Ali'cim. Bir junior developer ne tarz tasklar veriyorlar? Junior developerlara çok komik tasklar veriyoruz biz. Gerçekten burada. Çok düşük seviyeli tasklar veriyoruz. Yani ve atıyorum bir tane ekranda bir input eklemesi gerekiyor. 2-3 gün uğraşıyor falan. Hocam, yazdığımız ticari uygulamaların pazarlaması konusunda tavsiyeleriniz olur mu? Uzmanından destek almak. Önemli bir adım çünkü bu. Bu zamana kadar yaptığın her şey boşa gidebilir, iyi bir pazarlama çıkartamazsan ortaya. Peki yazılıma başlayacak birisi için hangi alan daha iyi olur? Frontend, cloud, backend ya da mobil? Cloud backend. Şüphesiz. Hocam bir signal'ar anlatmadın ya Hasan. Ya doğru diyorsun Hasan. Bir signal'ar bir ara anlatasın vardı da sonra kaçtı ya. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bitirme projemi seçtim. Raporu yazdım ama sistem tasarımına nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Elime kağıt kalem alıp projenin ihtiyaçlarını tek tek yazmalıyım. Evet. Projenin ihtiyaçları nedir? Bunu nasıl yapabiliriz? En basit yapabileceğinden. Yani atıyorum. Bir tane sunucuyla bunu nasıl yapabilirim? Sonra baktın işler büyüyor. Bunu daha sonra detaylandırabilirsin. Bir tane sunucu artı bir tane SQL. Bir tane sunucu artı bir tane SQL artı bir tane queue yapısı. Örnek veriyorum. En kötüden iyiye böyle adım adım gidebilirsin ama proje ihtiyaçlarını tek tek yazman lazım. Bu projede ne yapacağız? Sonra bunu nasıl yapacağız? Oğlum
20 dakika sonra 3 saat. 3 saat yayın mı olur lan? Ayıp ya. Ulan video çeksem izlemezsiniz 3 saat. Şu 90 kişi var şu an. Hocam mass transit videosu gelir mi? Onu da bir ara çok istedim. Ama mass transit'i de anlatacak kadar çok kullanmadım ben. Çünkü yani öyle bir projem olmadı. Hem RabbitMQ hem Kafka hem Azure Service Bus'ı kullanayım. Hem işte ne bileyim Circuit Breaker gibi hem retry gibi mekanizmalara ihtiyacım olsun falan gibi. Profesyonel anlamda tecrübe etmedim mass transit'i. Ama böyle bir giriş videosu, belki ikisini aynı anda bağlandığımız bir video falan. En azından konu hakkında detaylı bilgi vermese de sizi konu hakkında biraz bilgilendirecek bir şey belki olabilir. Bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Yok galiba başka soru. Saat 9'u burada bile 9'u çeyrek geçiyor. Orada 12'yi çeyrek geçiyor. Yarın gerçi cumartesi değil mi? Cumartesi çalışan var mıdır bilmiyorum ama. Var mı? Bu arada İstanbul'daki etkinliğe katılmış olan var mı şu an? Burada olan ve İstanbul'daki DevNot'un etkinliğinde benim konuşma yaptığım etkinliğe katılmış olan. Ortalama bir e-ticaret sitesinin API'yi IIS'de mi kullanılmalı? Linux sunucuda mı? Container içinde mi? Yani API'yi nasıl yazdığın belli. Container içinde kullanılacaksa yani hepsi olur ki. Yani bu şey Linux sunucuda da olur, Windows sunucuda, IIS'de de olur. Yani cloud'da da sen bir web API yayınlarken orada Windows seçebiliyorsun. O da IIS'de çalışıyor yani. Bunlar API'da nasıl ona bağlı. Hocam hangi tarz kitaplar okuyorsunuz? Arkadaki kitaplar ilgimi çekti. Az önce saydım kitapların hepsini. Böyle biraz kişisel gelişimle ilgili birkaç kitap var. Onun dışında böyle biraz tarih, biraz gerçek, biraz işte Homo Sapiens. Bir tane yan odada var galiba, Kozmos ile ilgili. Böyle biraz bilim karışık ortaya. Discord'da 41 kişi artık .NET Bootcamp'i kesin katılıyor. Öyle mi? Hiç bakmadım. Discord'da 41 kişi. Tabii abi katıldık. Kadir sen de mi yani oğlum, bu başlangıç seviyesi. Merve Özalp, ben katılmıştım. Birden fazla çekirdek varsa tam anlamıyla hala context switching konuşuluyor. Switching paralelizmde karşılaşılacak bir olay değil gibi, sanki içerisinde olan bir olay. Uyuyabiliriz. Bu arada şu şeye bakayım ben gerçekten. Discord'a bir gideyim. Anket kanalı. Soru, sıfırdan bir .NET eğitimi olursa buna katılır mısınız? Evet katılırım, hayır katılmam belki. Oğlum ücretli olduğunu yazmamışsın. Herkes katılır mı seçmiş. Ankete katılımınızı rica ederim. Fatih hala buradaysan bir not daha düş onun altına, ücretli olacaktır diye. Şimdi 41 kişi 4 kişiye düşecek bir anda. Ha pardon, ben katılmıştım derken Merve şeye katılmış. İstanbul'daki etkinliğe katılmış. Kadir zaten katılmıştı. Hatırlıyorum Kadir'i. Kadir'i öncesindeki görüşmeden de biliyorum. SQL öğrendiğimizi varsayalım hocam. Sizce arkasına hangi database'i öğrenmemizi önerirsiniz? Yani bunu bilsen kesinlikle işine yarar da değil. SQL Server kesinlikle işine yarar. PostgreSQL kesinlikle işine yarar. Oracle mesela bilmesen olur. Oracle'ı az şirket kullanıyor. Ama çok büyük yani. Oracle'ı bilirsen ve o şirketlerden birinde çalışıyorsan da çok iş yaparsın yani. Abi İstanbul'daki etkinliği sordum ya, ona katılmıştı. Evet. Sohbete yazdım abi, sabit dedim. Hocam Junior'a verilen tasklardan biraz bahseder misiniz? Evet, Merve de İstanbul'daki etkinliğe katılmış. Junior'a verilen tasklar bizim işte dediğim gibi çok basit. Bir ekran tasarlanacak, atıyorum Blazor'da ekran tasarlattırıyoruz. Ya da bir ekran tasarlanmış, onun modelini alıp bir servise gönderip serviste bir şey yapmasını istiyoruz. Yanında da onun bir tane buddy'si oluyor. İşte senior değil, mid developer falan oluyor. Yani onun biraz üstünde daha tecrübeli birisi oluyor. Sürekli takip ediliyor. Yaptığı, ne yaptığı, ne ettiği. Sonra o iki arkadaş oturuyor, bunu daha iyi nasıl yapabilirdik falan filan diye. Ona verdiğimiz işler zaten bugün hemen acil olması gereken işler olmadığı için onun biraz eğitim süreci, öğrenim süreci böyle ilerlemiş oluyor.
Hocam hangi metodolojiyi sıklıkla kullanıyorsunuz ve neden? Agile. Agile'ı kullanıyoruz. Biraz garip bir agile. Bizde squadlar falan olduğu için agile'ı tam olarak... Yani agile'ı kendimize göre evirdik ve öyle kullanıyoruz diyeyim. Çevik hala yaklaşımlar uyguluyoruz. Metodolojiden kastın eğer buysa bunu kullanıyoruz. Neden? Bizim içinde bulunduğumuz takım ve squad yapısı, departman yapısı buna uygun. İlişkisel veri tabanlarında ve NeoSQL veri tabanlarında performans açısından bir sıralama yapabilir misiniz? Yani veri tabanının nasıl kurgulandığı, verinin nasıl kullanıldığı da önemli de. İlişkisel veri tabanlarında Oracle diğerlerini tokatlar çok rahat. Ondan sonra yine verinin boyutuyla alakalı olmak üzere MS SQL ve Postgre kapışır. Postgre lightweight bir veri tabanı. MS SQL kadar yetenekli değil. Ama o yeteneğin gerekmediği durumlarda Postgre belki daha hızlı olabilir. Ama MS SQL çok daha kapsamlı. MS SQL de sona gider muhtemelen. Biz Junior Title'ı gözümüzde fazla yüksek tutuyoruz sanırım. TR'de çok şey istendiği için. Evet. TR'de verilen Junior ilanları Junior ilanları değil yani. Siber güvenlikle alakalı çok az paylaşım var. O süreç nasıl işliyor? Cache var mı? Siber güvenlikte bayağı para var aslında. Bizim de hayvan gibi bir siber güvenlik departmanımız var şirkette mesela. Çok az paylaşım var. Benim tarafımdan hiç yoktur muhtemelen. Ama DBA yayınından sonra bir tane de siber güvenlik değil de networking uzmanıyla da bir tane canlı yayın yapabiliriz. Orada sorarız gerekirse soruları. Selamlar hocam. Şu anki Türkiye maaşları göz önünde bulundursak yurt dışında çalışmak mantıklı mı? Yurt dışına para için gelecekseniz gelmeyin. Çünkü ben burada daha az kazanıyorum arkadaşlar. Türkiye'ye gelsem ben bugün TL bazında çok daha rahat kazanırım. Çok daha fazla kazanırım. Türkiye'de daha da az harcarım. Benim buraya geliş sebebim para değildi. Para için gelecekseniz buraya gelmeyin. Para için nasıl bir şey olabilir? Türkiye'de yaşar, yurt dışına çalışırsın. Dolarla, euro ile, pound ile kazanır, TL'ye harcarsın. O zaman olur. Eskiden zevkli uygulama geliştirirdim ama derinlemesine bilgim yoktu. Basit düzey uygulamalar yapıyordum. Şimdi daha çok bilgim var. Sistem mimari, tasarımı, sorgulama, algoritma kurmak, yeni şeyler öğrenmek için. Derin matematiği diyebileceğiniz taraftan falan çok fazla çok keyif alıyordum. Ama artık kod yazmak keyif vermiyor. İsteğim kalmadı tabiri caizse. Amelilik gibi gelmeye başladı. Bu durumdan nasıl çıkabilirim? Biraz ara ver. Bilgisayardan uzaklaş biraz. Kalk başından. Birkaç gün, birkaç hafta. Dokunma. Dokunma. Ondan sonra tekrar geri dönebilirsin. Sana keyif veren sonucunda senin de hoşuna gideceğin ve aktif olarak kullanabileceğin örnek bir proje gelişir. Atıyorum, bir şeylerin hesaplamasını yapıyorsan o hesaplamada senin işini kolaylaştıran bir uygulama geliştir mesela. Onu yap. O biraz yardımcı olabilir. Bize verilen test süresini nasıl verimli kullanıp kendime gösterebilirim? İşe girmek için göz ettikleri süre. Bu şey mi? Proje veriyorlar 6 saatte geri dön falan gibi bir şey mi? Ali çok anlamadım. DBA yayın ne zaman olacak? Netleştireceğim ama muhtemelen salı gecesi. Salı akşamı, önümüzdeki salı akşamı Fatih. Ama hayat kalitesi nasıl Salih abi? Buydu aslında benim buraya geliş sebeplerimden bir tanesi. Yani yaşam standartlarımı biraz daha arttırmak. Elimdeki parayla çok daha fazla şey sahip olma. Yani az parayla aynı daha iyi şartlarda şeylere sahip olmak. Ben junior olarak koca server'ı uçtan uca yönetiyordum. İstifa ederken de sen gidersen yürümez işler diyerek kal demişlerdi. Ben de junior çıktı diye batacaksanız zaten batsın dedim ayrıldım. İyi yapmışsın Kadir. Yani bir yerde en çok işi sen yapıyorsan ve sana bir şey katacak birileri yoksa en çok sen biliyorsan oradan ayrılman lazım. Hocam bare basabiliyor musunuz? Bir sola gelir mi? Bare basarız yay veriyorsun. Değil böyle şimdi burada şey İspanyol gibi. Bare basılır ya. Bare basmakta bir şey yok. Sola gelir mi? Gelmez. Çünkü daha yani bugün iki daha tellere parmak uçlarım yeni alışıyor yani. Bir ara yaparız ama. Hocam saçma olacak ama İngilizce olmadan yurt dışı menşeli firmada iş bulma imkanı var mıdır? Yurt dışında senin projeni yöneten kişiler Türkçe biliyorsa olabilir belki de onun dışında zor.
oryantasyon sürecinden bahsediyor galiba. Bize verilen test süresini, ha, oryantasyon nasıl verimli kullanırım, kendimi gösterebilirim. Çok soru sorman lazım. Çok soru sorman lazım ama aynı soruları sormaman lazım. Aynı soruları sorarsan insanlar onu anlamadığını, boşa sorduğunu, insanların zamanını boşa çaldığını düşünür. Hocam bu Python'ın yükselişiyle ilgili ne düşünüyorsun? Çok fazla popüler olmasının sebebini hala anlayamıyorum. Çok fazla popüler değil aslında. Onun iyi olduğu konularda insanlar başka şeyler yapıyorlar. Atıyorum şu an Python hesaplama işlerinde, AI gibi matematiksel işlemlerde falan iyi bir dil. O işi yapan firmaların sayısı artıyor. Yani Python'ın da popülerliği dolaylı olarak artmış oluyor ama yani her dil yükselebiliyor, inebiliyor. Yani atıyorum şu an Amsterdam'da da Java yükseliyor. Niye? Bir sürü Java kullanan firma var. Java'nın çok iyi bir dil olduğu anlamına gelmiyor aslında bu. Her ne kadar popülerliği artsa da. Aynı anlama da gelebilir bu arada. Python çok iyi bir dil olduğu için onu yapıyor olabilirler ama Python'da her şeyi yapamıyorsun ya. Yani işte Django gibi bir framework falan filan var ama frontend'e girdiğin zaman insanlar ne bileyim Vue.js seçiyor, React seçiyor, Angular seçiyor. Python'a girmiyorlar. Her dil belli alanlarda güçlü ve sana o alanda fayda sağlıyorsa o alanlarda devam ettiriyorsun sen de. Onları kullanıyorsun. Karşına çıkan ilanlar o yüzdendir. Hocam sizce Türkiye'de ideal mid.net ücreti ne kadar olmalı veya size göre ücret aralığı nedir? Hiç bilmiyorum ki. Yani anketler yapılıyor şimdi, zamlar mamlar yapılıyor. Şimdi bu Ocak'ta emek şeylere %49 gibi bir zam geldi. Asgari maaşlara, hatırlayabildim Türkçesini. Kaç para oldu? Yani ne bileyim 70-80 bin lira falan olmuştur herhalde şeylerde, midlerde. Hocam Salesforce developer hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani Salesforce developerlar, Salesforce'un müşterisi çok. Danışmanlık falan filan yapılabilir oralara belli bir şirkette çalışırsan ama seçenek az kalıyor geriye. Yani Salesforce developer olurken bir yandan, diğer yandan da başka işler, başka alanlarda da ilerlemek lazım. Sadece Salesforce'a bel bağlamamak lazım. Sizinle birlikte çalışan bir junior'dan nasıl çalışmalar bekliyorsunuz? Az önce anlattım. Şu an C# basic şekilde biliyorum. OOP kavramlarını biliyorum. Bazı sorting uygulamalarının mantığını da anlıyorum. Fakat kendi uygulamamı yapmak istediğimde tosluyorum. Aa diye bağırasım geliyor. Discord'da bir oda açalım sana sesli. Gir oraya. Aç mikrofonunu, bağır istediğin kadar, böyle bir panik odası gibi. Bunlar gayet normal şeyler. 70-80 bu arada, bu %50 şeyden sonra. Said. 70, yani %50 zam geldiğini düşünerek şimdi bu fiyata. Yani şu an çünkü junior'lar 30-40'a falan çıkacak mecburen. Maaş anketinizden çok istifa etmiştim en son yaptığınız. Daha güzelleri olacak arkadaşlar. Hem de çok daha güzelleri. Liseli rektör. Yani kendi uygulamanı yapmak tecrübe istiyor biraz. Girip toslayacaksın, sonra bir daha yapacaksın. Sonra nasıl daha az toslayabilirim? Nasıl daha az toslayabilirim? Bu toslamadan nasıl daha az hasar alabilirim diye devam edeceksin. Sonra toslamayarak bunu nasıl yapabilirim? Sonra bunun daha iyisini nasıl yapabilirim? Sürekli deneyerek, yaptığın kötü bir şeyi daha iyi yapmaya çalışarak devam edeceksin. Junior maaşları ona yakın zaten. Yani işte 30-35-40 gibi, 30-40 gibi bir şey olur junior'lar herhalde. 70-80, 70-90 midler olur, 70-80. Senior'lar 100-150 arası falan olur herhalde. Hocam siz İngiltere, Londra'da mısınız? Hayır, Leicester'da yaşıyorum ben. Leicester diye okunuyor. Leicester diye yazılıyor. Ben de yazayım. Junior PHP backend developer İzmir merkezli firmada güncel maaş teklifiyle 30-35 bandında. Hocam 32 teklif ettiler yakın zamanda arkadaşa. Hocam 2-3 tane web projesi yaptım katmanlı mimariyle ama okuldaki derslerden yeni proje yapamıyorum. Yaptıklarımı da unutuyorum. Ne yapacağız biz? Yapmaya devam edeceğiz. Hocam beni yanınıza ücretsiz alın, yanınızda gelişmek istiyorum. Vay be. Bizim zamanımızda yoktu böyle yanında gelişmek isteyeceğimiz abilerimize bunu söyleyebileceğimiz bir ortamımız olaydı keşke.
Yani yanıma ücretsiz alamam. Şeye başvurursun. İngiltere turist vizesine. Çıkar gelirsin İngiltere'ye anca öyle. Arkadaşlar yayını sonlandıralım mı? İstanbul Üniversitesi mi? Lisans iyi mi? İstanbul Üniversitesi MIT lisansı iyi mi? İstanbul Üniversitesi'nin bütün lisansları iyidir herhalde ya. Hocam yurt dışı için game developerlık hakkında bilginiz var mı? Hiç yok. Ama yani game developer dünyanın her yerinde. Hele son birkaç yıldır AI gibi bu game development'ta aldı başına gitti. Pandemi döneminde insanlar çok fazla oyun oynadı ondan galiba. İş başvurusuna gittiğim adamla bugün oturup çay içiyordum. Öyle bir dönem. 10 yıllık yazılımcıyım. 70k alıyorum şu an zamsız hali. %50 gelirse yeni yıl hesap edin. 10 yıllık yazılımcı 70k azalıyorsun. Expecto patronum. İngiltere'de Salesforce developer olmak ile ilgili araştırmalarım var hocam. Londra'da yaşayan ilgili arkadaşlarım var. Salesforce developer olarak çalışıyorlar. Yıllık 42 bin kontratları olduğunu öğrenmiştim. Senior değiller o zaman. 42 alıyorsa Londra gibi. Junior falan olmaları lazım. Abi bilgisayar mühendisi ya da yazılım olmasa teknolojiyle alakalı yakından bir bölüm okumalıyız bence. Açık okumak istemiyorum. Bence de teknoloji içerisinde kalmakta fayda var. Software Design Architecture konularında bilgi birikimi olan birisi öğrendiklerini uygulayacak bir projede yer almıyor ise bilgilerini sıcak tutmak için alabileceği aksiyonlar var mıdır? Yani saçma tabii ama boş boş projeler oluşturmak yani. Test projeleri kendine. Atıyorum bugün hadi bir kütüphane otomasyonu yapalım deyip. Ben bu kütüphane otomasyonunda hangi architectural patternleri uygulayabilirim acaba diyebilirsin. Kameramız gitti. Ne çok şarjı bitti bunun ya. Geldim. Hocam hiç sevmiyorum İngiltere'yi ya. 8 ay kadar falan kaldım. Havası psikolojimi bozdu. Yani herkese göre olduğunu söyleyemem evet. Güzel yayın oldu hocam. Her gün... Beni buraya her gün kaç saat? Saat şu an 3.30. Tam 3 saat olmuş. Beni buraya her gün 3 saat çıkartacak kadar paranız yok arkadaşlar. Hani parayla bile yaptıramazsınız onu öyle söyleyeyim. Daha karpuz keseceğiz. Ne karpuzu? Biz kestik yemeği, tatlımızı yedik, bitti gitti. Ben daha akşam yemeği yemedim. Ayıptır. 6.30'da başladık yayına. Buranın saatine göre düşünün. Benim bugün 5'e kadar çalıştım. Sonlandıralım. Tatlı bir yayın oldu. Teşekkürler. Teşekkürler Ali'cim. Ankara Ankara anlaşması da bittiğinden beri İngiltere'de nasıl iş bulabilirim konularıyla ilgili kısıtlandığımı düşünüyorum. Sizin kanalı önerilerden buldum hocam. Bu gece videolar arasında gezerim. Tabii orada nasıl iş bulabileceğinle ilgili çok fazla konu yok. Genelde İngiltere'de neler yapılabiliyor, İngiltere'de neler oluyor o biraz şey de. Yine de işine yarayabilir. Hocam her şey para mı? Oğuzcum her şey para değil tabii ki elbette. Ama parasız olunca da bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur. Ben zaten olabildiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ya 2020 yani son 3 yılda 250 tane video var. Yılda 80 video demek bu. Yani her hafta birden fazla video yayınlamışım. Canlı yayınları falan saymıyorum bile. Ben daha ne yapayım ya? Şimdi her şey para değil. Ve ben mesela bu kadar yayın yaptım, bu kadar paylaşım falan yaptım. Toplamda YouTube'dan kazandığım parayı söylesem bugün gülersin. Gülmekten sandalyeden falan düşersin. Her şey para değil yani. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim yayın için. Kendi adıma ben de teşekkür ederim. Yiğit her şey için teşekkürler abi. Şimdiden güzel yayındı. Güzel yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şu an 69 kişiyim. Şu an 72 kişi var. Toplamda da 1200 kişi izlemiş. 3 saat konuştuk ama ortalama view duration'ımız 15 dakika 33 saniye. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir canlı yayın oldu. Soru cevap ilerledik. Çok uzun oldu tabii ama bu kadar normalde bu kadar canlı yayın değil de bunu 3 parça şeklinde falan yapsak daha güzel olurdu sanki. Hepinize iyi geceler diliyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere.